Olur. Moderatör sensin. Tamam abi. Senin müsait olman lazım öyle bir durum. Bu senin için her zaman müsaitim değil mi? Canımsın. Teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldin abi. Selamlar. Selamlar. Arkadaşlar da hoş geldiniz katılımcılar. Çok kısaca yine etkinlikten bir bahsedeyim abi istersen. Hazırlamış olduğum bir Tabii. soru havuzum var zaten biliyorsun. Onları seninle paylaşacağım. O sorunun cevaplarını arayacağım senden. Bunu takribi bir saatlik bir süre zarfında tamamlarız diye düşünüyorum. Sonrasında arkadaşların da sesli bir şekilde chat'e dahil olabileceği bir yarım saatlik soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Tabii seninle konuşurkenki süre zarfında da eğer soruları olursa chat'ten paylaştıklarında ben senin konuşmanın araya sıkıştırmaya çalışırım arkadaşların sorularını. Evet abi. Tamamdır. Ben de dediğim döndüğünce cevaplamaya çalışırım. Ondan şüphem yok. Deneriz yani. Öncelikle teklifimi kabul ettin ve şu an karşımda olduğun için teşekkür ederim. Senin gibi güçlü bir profilin böyle bir etkinlikte karşımda olması gerçekten beni onurlandırdı. Tekrardan hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk. Estağfurullah. Şimdi bir anda Ben de beni tanımayanlar için kendimi tanıtayım istersen. benim sorum da zaten sürpriz. Şu an tüm sürprizi bozdun. Seninle paylaştığın hazırladığın soruların dışında bir tane sorum var. Sürpriz sorum diyecektim. Faruk Başaran kimdir diyecektim. Buyur sesi sana bırakayım. Ben o yandan da ekranı paylaşayım. Tabii Faruk Başaran kimdir? Evet. Faruk Başaran 2013 yılında SAP sektörüne başlamış bir arkadaştır. 11 senelik kalındır çalışıyorum ben. Egrasyon ve ABAP özelinde ABAP artık değil de ekspertiz seviyesindeyim diyebiliriz. Yeni mezun arkadaşlar için bilgisini vereyim. Bahçeşehir Elektrik Elektronik mezunuyum. 2013'te mezun oldum. Yaklaşık 2020'nin sonlarına doğru da Nexa Teknoloji AŞ'yi kurucu ortaklarındanım. 3 senedir de Nexa Teknoloji AŞ ile güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir entegrasyon, bir yazılım ekibimiz var. Müşterilerimize hizmet verip piyasaya değer katma değer sağlamaya çalışıyoruz diye özet geçeyim. Genel olarak artık entegrasyon özelinde işler yapmaya çalışıyorum. Bu sadece SAP değil, artık karşımıza ne gelirse diyebiliriz. Sana bir soru Sanırım bu soracağım. yeterlidir kendim tarzım. Yok, seni birazcık da tanımak için birkaç soru daha soracağım da yayın şu an herkeste bir sıkıntılı mı yoksa sadece biri açılmadı bende demiş de onun bir teyidini alayım. Kendi aramızda konuşuyor olmayalım sonra. Süper. O zaman bir arkadaşla problem varmış. En kötü zaten şu an kaydı alıyorum. Hani en kötü YouTube üzerinden de takip edersiniz. Okey. Şunu soracaktım abi. Sen bildiğim kadarıyla direkt entegrasyonla başlamadın. SAP ile nasıl tanıştın? SAP'de hangi modülle başladın? Neden entegrasyona geçtin? Bunları bir merak ediyorum açıkçası. Aslında entegrasyonla başladım da özet geçeyim. Dediğim gibi ben elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Zamanında mezun olduktan sonra çok fazla iş aradım. İşte şantiyelerde iş vermeler, Türkiye'de işte şuradan şuraya gezersen asgari ücret veririm vesaire falan derken böyle artık bayağı umutsuz duruma gelmiştim. İşkur'dan eski şirketime başvurdum. İşkur'dan başvurdum. LinkedIn'den, Kariyer.net'ten falan değil. Sonra oradan dönüş yaptılar. Benim çok sevdiğim eski müdürüm Cengiz Eroğlu'la görüştüm ben. Onun bana söylediği şey şuydu. SAP'yi bilmiyorsun. Ki o zamanlar SAP eğitimi veren üniversite çok yoktu. Elektrik Evet. elektronik mühendisliği için zaten yoktu. Bu mühendislik mezunusun. Analitik düşünebilirsin diye düşünüyorum. Entegrasyon yani SAP PI danışmanlığı için hani biz rol bakıyoruz. Bu işi yapabileceğine emin misin? Kendine güveniyor musun? Demişti. O zaman da ben daha genç, gözleri parlak bir insan olarak da yaparım demiştim. Sonra beni FIT'nin yeni bir e-fatura çözümü vardı. Hem onun minik ABAP işlerini hem de entegrasyon vesaire işlerini attı. Böyle bayağı okyanusa boğulacak şekilde girdim diyebilirim. İşte ilk bir senem boyunca hem entegrasyon hem ABAP öğrenmeye çalıştım. Normalde aslında SAP PI danışmanı olarak girdim. Ama yine çok sevdiğim benim eski seniyorum Supi Yılmaz
İkisinde de çok iyi olduğu için böyle beni ikisinde de itmek istedi ve ikisinde de beni çok zorladı. O şekilde ilerledi diyebilirim. Yani örnek vermek gerekirse 2000 satırlık kodumu silmişliği var mesela Supi abinin. Çünkü isimlendirme standartını vermedi diye. Öyle şeyler yaşayarak öğrendim ve güzel zorlamışlar beni ki bu seviyeye gelebilmişim diyebilirim sana. Sen o zaman entegrasyon ve ABAP iki title'la birden başladın gibi anlıyorum. Yani aslında entegrasyon diye de arkada ABAP'ta yapmak zorunda kalıyordum. Hani bir sebepten dolayı işte e-fatura işleri, bu fatura niye gitmemiş, bu fatura ne olmuş, bunu bir anlatsana Faruk. İşte bunun ben görünümünü alamıyorum. İşte veya ön görünüm alabiliyor muyuz, bunun işte için çözüm yapar mısın derken ABAP'ta yavaş yavaş öğrenmeye, işte onu debuglamaya, kodlamaya vesaire. İşte mesela ilk ABAP çözümüm 2014'ün herhalde 6. ayıydı. Ben de 8 aylık falandım. Şu an hatta bir müşterimiz hala kullanıyor 15-20 tane ERP sisteminde. TCN ve kurlarının çekilip tüm 15 tane ERP sistemine dağıtıldı. Hem entegrasyon hem ABAP içeren bir çözümdü. Dolayısıyla ikisini de öğrenmek zorunda kalmıştım ki asıl bunun başka sebebi de var. Bir sonraki sorunla ilişkili olacak büyük ihtimalle ama cevaplayayım. Önceden PI sistemi ABAP ve JavaStack iki sistemdi. Dolayısıyla orada ABAP'ta yazabiliyorduk biz. Artık yazamıyoruz. Dolayısıyla ABAP kodu yazıp entegrasyonunu çağırıp Java'ya gidip vesaire gibi işler yapabiliyorduk. Evet. Dolayısıyla zaten ona alışık bir şeyimiz vardı, ortamımız vardı diyebilirim. Uzatıyorsan böl bu arada beni. Ben Yok. konuşurum yani. Sen konuştukça benim de aralarda başka sorular sorasım geliyor ama şurada da bir havuzda da sorularımız var. İstersen bunlarla devam edelim. Ben aralarda Tabii yine olur. çok konuyu dağıtmayacak şekilde sorularımı sorayım. Temel bir soru. Aslında dediğim gibi temel soruları genelde hiç sevmem. Zorlayıcı olur, çok evrensel olur. Entegrasyon denince aklımıza ne gelmeli? Yani bu temel bir soru olduğu için bunun çok kısa bir cevabı var aslında. Herhangi bir veriyi herhangi bir haberleşme protokolüyle aktarmak diyebilirim ben. Yani bunu bir middleware kullanmak gibi düşünmeyin. Aynı sunucu içerisinde, aynı bilgisayar içerisinde bir dosyayı başka bir yere kopyalamak bile entegrasyon olarak değerlendirilebilir aslında. Çünkü arkada bir şey var, bir haberleşme protokolü var. Internal olsa bile var. Dolayısıyla işte biz genel olarak artık çok iyi çağdaş ve gelişmiş teknolojilerle çalıştığımız için bizim için API var mesela. İşte Swarm Web Service var. Ama bunun dışında çok fazla haberleşme protokolü var. TCP dinlemek var işte. CMS var. Yeni IoT protokolleri var vesaire vesaire. Bunların hepsinin kümesi ben entegrasyon diyebilirim. Bu gözle bakıyorum. Bizim kullandığımız tool'lar hepsini destekliyor mu, desteklemiyor mu? İşte ona göre neler yapabiliriz vesaire. Onlar artık ondan sonra gelen şeyler. Yani illa Umarım iki yeterli olmuştur. yok gayet yeterli. Hani illa iki ayrı sistem olmasına gerek yok diyorsun. Aynı sunucuda bile birçok entegrasyon katmanı kullanacağın işler denk geliyor gibi anladım. Ya tabii şey düşünebilirsin. Mesela SAP sunucu var, uygulama sunucusu. SAP'den bir aylık çıkıp tekrar aynı ayda o aynı sistemi alabilirsin. Bu da bir entegrasyon baktığında. Doğru. Örnek veriyorum. Bu ve bunun gibi aslında hepsi aynı veya SAP'nin içerisinde SAP'den örnek vereceğim çok fazla. RFC çağırmayı bile entegrasyon gibi düşünebilirsin. Çünkü o RFC'yi sadece remote function call dediğinde dışarıdan çağırabiliyor hale geliyorsun. Entegrasyonun alt katmanını oluşturmuş oluyorsun o zaman gibi. Tabii orada bir kendini oluşturmuş oluyorsun. Onu çağırdığın yerde artık nasıl değerlendiriyorsan. Ama biz genel olarak tabii ki sistemin kendi içerisinde değil de ya sistemler arası yani sunucular arası ya da uygulama sunucular arası. Sunucuyla uygulama sunucusunun farkını anlatayım. Sunucu dediğim aslında normal bildiğimiz bizim bir Windows, Unix vesaire falan. Evet. Ve uygulama sunucusu dediğimde onun üzerine kurduğumuz SAP olabilir veya işte Tomcat olabilir. Mesela başka herhangi bir uygulama olabilir. Bunların arasındaki haberleşme, database haberleşmesi, dosya haberleşmesi, FTP vesaire herhangi bir şeyi entegrasyon gibi düşünebilirsin. Bu gözlemle bakıyorum yani ben aslında entegrasyona. O zaman hızlıca diğer soruma geçiyorum. Çünkü baya kafamda soru işaretleri var. Çok dağıtmak istemiyorum konuyu. Onları çünkü Tabii ilerideki ki. konu başlıklarının altına daha çok yakışacağını düşünüyorum. O yüzden biraz ücretsel geçtim. Hızlı bir şekilde peki SAP'nin bu entegrasyon sürecine ya da bu entegrasyon katmanında bakış açısı yıllar içerisinde nasıl değişti diye bir soru sorsam. Şimdi SAP 1973'te kurulan bir şirket aslında baktığında ABAP'la
Çiğ tabanlı bir şeyle başlamışlar. Benim bildiğim, yanlış bilmiyorsam, ilk 1990'ların sonunda SAP Business Connector diye bir tool kuruyorlar. Ben o zamanlar daha 10 yaşındaydım. Dolayısıyla tabii ki kullanmadım. Sonra onun daha gelişmişi SAP XI, Exchange Infrastructure diye bir tool'a geçiyorlar. O da 2003-2004. Bu da bizim aslında şu an dediğimiz SAP PI ile PIO'nun atası bir tool. SAP XI 3.0'dan sonra benim ilk, yani 2013'te kullandığım SAP PI 7.1 vardı. Aslında çok uzun süredir yatırım yapıyor diyebiliriz SAP. Yani yaklaşık 25-30 senedir bu middleware entegrasyon katmanında yatırım yapıyor diyebiliriz. PI olduk, PI oldu. Sonra işte HCL getirdiler, Integration Suite getirdiler. Aslında bunların hepsini yaptığı iş, yani temel olarak aynı şey. Entegrasyon. Bu SAP olmasa da, başka bir tool olsa da aynı şey. Yani mesela Dell'in Boom ürünü var, aynı şey. IBM'in BizTalk ürünü var. Bunlar böyle aslında hayatımızda biz görmemiş olsak da bir minimum 25-30-35 belki senelik olan tool'lar diyebilirim. Şu an en günceli CPI mi oluyor peki? Hani sıralama yaparken sanki en son kelime CPI çıkmış gibi geldi de. Şu an artık şeyi biliyorsun, SAP S4HANA'ya geçiş için de dedi ki 2027 ya da 2030 dedi. Evet. Şey için, son şey için. PPO için de bunu diyor. Dolayısıyla 2027 itibariyle SAP PPO'ya yeni geliştirme yapmayacağını söyledi. Bu da demek ki 2030'a kadar aslında, o da şey, Extended Maintenance diye bir lisansınız varsa müşteri olarak, 2030'a kadar ben size destek veririm diyor. Yeni geliştirme yapmayacak ama bir bug fix vesaire konularda şey yaparım, destek veririm diyor. Bunun yanı sıra işte SAP işte şirketleri ERP'lerini RISE'a geçirmeye çalışıyor. RISE'a geçirmeye çalışmasıyla birlikte de Integration Suite'e geçirmeye çalışıyor. Çünkü artık SAP'nin hayatında, yani bence böyle bir 5 sene sonra cloud olacak her şey. Tabii ki CPI'nin de on-premise çözümleri falan olacaktır. Bunlar yavaş yavaş geçen turlar ama Türkiye özelinde hemen şu an biz CPI'ye geçeceğiz diyemez kimse. Ama işin eninde sonunda 5 sene, 4-5 sene içerisinde geçecekler ve şu an evet, dolayısıyla en güncel tool'u SAP CPI oluyor. Şimdi SAP CPI ile demeyeyim, SAP Integration Suite diyeyim. CPI eski ismi. Çünkü onu da rebrand ettiler. Anlatırım onu da. Tamam. Şimdi öncesinde ben de hep böyle entegrasyonu araştırırken karşıma çıkan 3 temel kelime: PI, PO, CPI. Şimdi sen anlatırken de zaten hani en son kullandığın entegrasyonla alakalı terimler bunlardı. Peki bunların arasındaki farklar nelerdir? Ya PI nedir, PO nedir, PO nedir, CPI nedir? Hangisi hangisini kapsıyor? Ne gibi artıları var? Bunlardan biraz bahsetme şansın var mı? Film dönünce bahsedeyim şöyle. Yani aslında ilk daha anlatırken bahsetmiştim. PI dediğimiz double stack bir sistem. Hem ABAP hem Java içeren bir sistem. Yani siz ABAP kodunuzu yazıp entegrasyon katmanında o RFC'nizi veya neyse artık ne yapıyorsunuz onu çağırabiliyordunuz. Veya direkt SAP'nin ABAP, PI'nin ABAP siteinden başka SAP sistemlerini vesaire çağırabiliyordunuz. Ama genel olarak sadece şey yapabiliyordunuz orada. Entegrasyon yapabiliyordunuz. Point to point. Hani birebir entegrasyonlar vesaire yapabiliyordunuz. Bir tane CCVPM diye bir tool'u vardı. Çok etkili bir tool değil. Bu aslında workflow yönetimi gibi diyebiliriz. Bu CCVPM'i PI'de geliştirip SAP ABAP'taki workflow'a çeviriyordu. Yani direkt birebir ABAP'ta hani bir SVVL miydi? O işlem koduna girdiğinde o workflow'u görebiliyordu. Ama ben SAP'nin workflow'unu çok seven bir insan değilim. Onu da söyleyeyim. Çok da stabil bir tool da değil. SAP bundan sonra işte hem ABAP Java katmanın performans olarak çok verimli değil diye SAP PIO'yu geliştirmeye karar verdik muhtemelen. Hatta PIO'yu ilk çıktığında lanse ettikleri 50 kat daha hızlı PI'den diye. O da tek Java katmanı bir şey, uygulama. PIO denmesinin sebebi aslında PI artı VLM artı BPM. Process Orchestration oluyor. Process Integration'dan ziyade. Bir de SAP bir BPM tool'u ortaya çıkardı. O da gerçek işte
onay süreci bile yönetebildiğiniz bir workflow tool'u aslında. Hem entegrasyonları şey yapabiliyorsunuz, entegrasyon workflow'ları yapabiliyorsunuz veya arkada SAP UI'lar ekranlarıyla onay süreci çözümleyebileceğiniz bir BPM tool'u da var. Bu yüzden onun ismini Process Orchestration'a çevirdi SAP. Yani aslında PI artı BPM artı BRM diyebiliriz. Buna ek olarak işte 2017 yıllarında ilk önce HCI çıkardı. Ana Cloud Integration diye. Bu şu an bildiğimiz Integration Suite'in atası. Cloud'daki ilk tool'uydu. Sonra ismini CPA'ya çevirdi. Şu an artık Integration Suite'e çevirdi. Genel olarak PI ile PO'nun farkını zaten anlattım. TP'nin farkı da birincisi cloud ürünü olması. İkincisi istediğiniz dediğim gibi PO sistemlerinde veya entegrasyonlarda biz point to point, yani bu ne demektir? A sisteminden al B sistemine gönder. Yani A sisteminden al D sistemine gönder. Ama A sisteminden al B sisteminin cevabını C sistemine gönder, D'ye gönder, E'ye gönder. Hani kod yazıyormuşsun gibi düşün. Evet. Bunu PI'nin kendisiyle yapamıyordunuz. Bunu BPM ile yapıyordunuz. Şimdi Integration Suite dediğimizde ki asıl integration yapabildiğimiz katmanda birden fazla A sistemi B'ye gönderiyor, onun cevabını C'ye gönderiyor, D'ye gönderiyor. Böyle bir çizim yapıyormuşsunuz, bir diyagram geliştiriyormuşsunuz gibi aslında integration yapabiliyorsunuz. Bunun dışında SAP'in integration suitlemesinin sebeplerinden biri PO sistemlerinden migration yapabilme özelliği getirdi. Bu şemsiye ürün aslında, o şekilde düşünebilirsin. Veya mesela API Management diye bir şey getirdi. API Management dediğimiz mesela birçok middleware tool'unda olmayan, yeni çağdaş olanlarda olan. Ben bu entegrasyonun bir dakikada 5 kez çağrılmasını istiyorum. 5'ten sonra kotayı için para verilmesi lazım. Veya işte bu entegrasyon 10 dakikada bir kez çağrılabilir gibi kurallar koyabiliyorsunuz artık. API Management'da. Mesela Open Connectors var CPI'da. Daha çok inceleme fırsatım olmadı ama 200'e yakın dünyadaki büyük şirketlerin API'lerini paket haline getirmiş SAP. Bunları kullanabilir hale getirmiş. Outlook entegrasyonu için bu endpoint'i çağır diyor. İşte Dropbox için bunu çağır, Google Drive için bunu çağır gibi paketler yapmış. Buna ek olarak da aslında Integration Suite'in, yani CPN ilk çıktığı zamanlarda SAP'nin de lanse etmesi, SuccessFactors vesaire gibi tool'larla SAP kendi cloud ürünlerinin entegrasyonları için Integration Suite'de bir sürü paket oluşturuyor. Diyor ki SuccessFactors entegrasyonu yapacaksan al kardeşim bu paketi, kendine göre uyarla, zaten direkt çalışacaktır. Sıfırdan geliştirme yapmıyorsunuz. Veya Ariban var mı? Araba için bu paketi kullanabilirsin. Uyarla, deploy et, çalışacaktır gibi. Tüm C4C, aklına gelebilecek tüm cloud ürünleri gibi. İşte hatta şeye bile izin veriyor. İşte başka danışmanlık firmalarına veya geliştiricilerin paket geliştirip onları satmasına izin veriyor. Marketplace var çünkü artık cloud'da olduğu için. Onları satın alıp o ürünleri kullanabiliyorsunuz gibi 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 birçok şeyi var, avantajı var. En son CPI dediğimizde bu artık. SAP de bu yönde buraya çevirmiş gibi düşünebiliriz. Bilim kurucu bir switch. Tabii. O ara benim iki tane sorum var. Onları hemen bu başlığın altında sormaya çalışayım. Zamanında hep böyle iş ilanlarında şey vardı. Bu CPI hayatımıza girmeden önce. PIPO danışmanı. Artık o CPI ile birlikte değişti mi? Ya da hala PIPO adı altında bir iş ilanı görmek mümkün mü? Önce bunu bir sorayım. Yani aslında teknik olarak yaptığın iş aynı. Onu söyleyeyim. Yani PIPO danışmanının için bir iş ilanında görsen, CPI içinde görsen, beklenti işin sonunda onun aynısını yapması. İşe girdikten sonra bunu söyleyebilirim. Çünkü altyapısal olarak PIPO, yani PIPO danışmanı nedir de biraz anlatmam lazım bunun için sana. Biz ne yapıyoruz? Hani entegrasyon yapıyoruz da. Mesela bizim şu an juniorlarımız var. Bakayım, izleyen de vardır kesin. Varmış. İsmini vermeyeceğim. Biz birçok dil öğrenmek zorunda kalıyoruz. Ara katmancı olduğumuz için işte biraz ABAP, biraz Java, mesela PIO Java'da çalıştığı için, mesela CPI Groovy Script veya Java, örnek veriyorum, işte XSLT diye bir transformation
dili öğrenmek zorunda kalıyoruz. XML öğrenmek zorunda kalıyoruz. 50'ye yakın haberleşme protokolünün en detayına kadar öğrenmek zorunda kalıyoruz. Hı hı. Zaten bunu yapabilen bir insan TPI, PIPO vesaire fark etmiyor. Anladım. Anlatabildim mi? Hı hı hı. Junior olan insanlar, yani yeni mezun olan insanlardan beklenti de şu. Analitik olarak düşünebilirsin, düşünebil. Hiçbir şey bilmediğini fark et, çok fazla şey öğreneceğini kabul et ve öğrendikçe bunu sindirebileceğini, anlayabileceğini veya anlamıyorsan da defalarca deneyebileceğini emin ol gibi düşünebilirsin. Hı hı. Yani bir CPI'ci veya PI'ci, entegrasyoncu diyeyim, aslında biz entegrasyoncu diyoruz. AVAP'çıyla, modülcüyle, base'çıyla, network'çıyla, altyapıcıyla, müşterinin kendisiyle muhatap oluyor. Evet. Anlatabildim mi? Genel olarak aslında bu. Dolayısıyla yani bir ara katman geliştiricisin için o tool fark etmiyor. Çünkü bir tanesini öğrenebildin mi, diğerini de yapabilirsin. Peki başka bir hemen konuya çevireceğim olayı. Mesela işte no code, low code dendiğinde acaba yazılımcıların mesleği körelecek mi gibi hep bir soru işaretleri oluyordu. Sen de CPI'da en büyük 200 tane entegrasyon hazır halde barındırıyor demiştin. Bunu barındırıyor evet. Olması bu alanda çalışan insanların avantajına mı, dezavantajına mı? Yani bazı şeylerin kolay olması bazen çünkü danışmanlık ihtiyacını azaltıyor gibi gözüküyor ya. Bu konuda bir düşüncen var mı? Yani bunu aslında nasıl söylesem, şu an CPI danışmanı olmayan bir insan gidip SuccessFactors entegrasyonu yapabilir. Hı hı. Bu sıkıntı yok. Bu benim işimi azaltıyor baktığında. Evet. Ama o iş patlayınca onu çözemez o insan. Anladım. Orada da işimi artırıyor. İlla. O şekilde düşünebilirsin. Karmaşık bir yapıya denk gelecektir diyorsun. Yok, karmaşık bir yapıya denk gelmesine bile gerek yok. Yani örnek veriyorum. Bizim TLS 1.2 diye bir SSL katmanı var. Bu 8 senedir, 10 senedir falan vardır. Birçok bir web sitesi, API vesaire TLS 1.2'ye geçti. Bu TLS 1.2 ile teknik konuşuyorum da bunu daha şey yapamam, basitle indirgeyemem. TLS 1.2'de kullanılabilecek chipper suite'ler ve web sitelerinin desteklediği chipper suite'ler var mesela. Örnek veriyorum, işte X paketiyle entegrasyonunu yaptın. Çalışıyor entegrasyon. Sonra bu X paketin, örnek veriyorum C4C diyelim ki ben TLS 1.3'e geçtim. Ve bu chipper suite'leri destekliyorum dedi. Senin entegrasyonun o anda çalışmayabilir. Hı hı. Bunu anlayabilecek insan CPI'ci. Çok teknik bilgiye sahip. Anlatabildim mi? Anladım. Ama normal paketleri işte o low code dediğimiz, hadi şunu şuraya direkt drop edeyim, şurada şunu yapayım deme kısmını tabii ki yapabiliyorlar. Yani bu şeye de denk geliyor işte. Junior bir danışmanla senior bir danışmanın yaptığı işin farkıyla da anlayabilirsin bunu, anlatabildim mi? Yani sonuçta bir senelik bir PI danışmanı da var. Ben işte 11 senelik bir PI danışmanıyım. Oradaki yaptığın işin kalitesi, yaptığın işin yaparken hangi noktalara baktığın vesaire, bunlar her zaman no code da olsa fark ettirecektir. Yani bu yazılım için de geçerli bence. Bizim dünyamızda da işte 1000 satırlık kodu 10 satırda daha performanslı yazmaya benzeyen bir senaryo benzer gibi anlıyorum. Tabii aynen. Yani biraz daha şey yapayım. Bir tane entegrasyonun için bir mapping yapıyorsun. Bizim aslında en önemli şeylerimizden biri mappingti. O mappingin çalışması memoride 10 GB'lık bir yer kaplamasıyla 300 MB'lık bir yer kaplaması arasında muazzam bir performans farkı vardır. Bunu yani CPI danışmanı olmayan fark etmeden yapar. Tamam, ben bunu yapayım geçer der mesela. Veya şey olur, biz PI'de mesela mapping kullanırız. A noktasından B noktasına aynı mesajı göndereceksen araya mapping koymamalısın. Çünkü o mapping her zaman performansı düşürür. Evet. Ama şu an birçok sisteme giriyorum. Birebir, bizim birebir mapping dediğim şey olur. Birebir mapping yapılmış. Çünkü yani onu yapan kim, neden yapmış, onun çalışma prensibini biliyor mu, bilmiyor mu veya bunu daha hızlı, yani sistemi daha iyi düşünecek şey var mı, yok mu? Belki de farkında olmadan yapıyordur.
Aslında farkı bu benim gözümde. Çok, çok fazla metrik var aslında bazı şeylerin hazır olması. Tabii. Bu arada çok denk geldiğim sorunlardan biri de bu performans sorunu. Atıyorum piyodu bir şeyler şişiyor. Muhtemelen arka plandaki bahsetmiş olduğun kalitesiz iş mi denir ya da tam çözülmeden, bilinmeden yapılan iş mi denir? Mesela öyle problemler falan yaşıyorum zamanla. Bazıları artık tıkıyor mu aradaki yolu, diğerlerini etkiliyor. Böyle şeyler duyuyorum. Ya burada şey, ya piyasadaki insanlara şey yapmak istemem, kötülemek istemem ama şey diyebilirim yani. PO veya işte CPI veya PI veya ABAP. Fine tuning yapabiliyor olmak lazım. Düzgün entegrasyon yapabiliyor olmak lazım. Evet. Bunları yapabildiğin zaman o sistemler hiçbir zaman şişmez. Çünkü efekti zaten yani biz danışman olarak onların yaptığı mimariye sadece ayak uydurma insanları. Onlar mühendislik kafasıyla bunu yapmışlar. Ve bu sistemlerin down olma, hani yanlış bir şey yapılmadan down olması olasılığı yok aslında. Ya yani fine tuning yapılmadan down olma olasılığı yok. Ben bu şekilde düşünüyorum. Yani onun için mesela SAP şey yapmış, örnek vereyim. PIO'da şey yok, mesajlık boyut sınırı yok. Tamam mı? 300 megabaytlık dosyada geçirebilirsin. Ama sistem patlayabilir. Büyük risk değil mi zaten sistem olmaması? Tabii ki çok büyük risk. Bunun yerine 1 megabaytlık 300 kere istek atman çok daha mantıklı. Mesela Integration Suite'de şey yapmış SAP. Maksimum 40 megabayt gönderebilirsin demiş. Cloud sistem olduğu için. Öyle bir şey koymuş. 40 megabaytı geçtikten sonra şey diyor. Ben bu mesajı almıyorum içeriye diyor. Çünkü onlar dediğim gibi işin mühendisliğini yapıyor ve cloud sistem down olamaz. Direkt engelliyor mu yoksa ekstra bir ücrete falan mı tabi tutuyor CPI'de? Direkt engelliyor diye biliyorum. Belki her adapter, yani her communication type için değil de bazılarında direkt engelliyor. Diyor ki bu blacklist'li bir mesajdır. Ama dediğim gibi hepsi için emin değilim. Hani onu söyleyebilirim. Tabii bu yeni gelen zamanlarda PIO'ya da böyle şeyler koydu. İşte 100 megabayt için sınır koyabilirsin gibi. Yani daha bugün yani örnek veriyorum, bir tane müşterimizde 60 megabaytlık dosya gönderilmiş mesela. Ben bunun şeyini anlayamıyorum. Hani dediğin gibi 120 kere gönder, ufak ufak 500 kilobaytlık gönder gibi. Yani bunları düşünerek aslında o mimarilerin şey yapılması lazım. Anladım. O dediğine denk geliyor işte. Yani PIO sistemi tabii ki dolar eğer yanlış şey yaparsan, dizayn edersen. Belki o zaman bu entegrasyon katmanın temel bileşenleri biraz konuşacak olursak biraz senaryo kafamızda daha iyi canlanır gibi düşünüyorum. Şimdi entegrasyon katmanı niye var? Niye biz bu böyle bir ürüne ihtiyaç duyuyoruz ya da duyuyor muyuz gerçekten? Bu soruyu sormak lazım. Bunu müşterileriniz de soruyor tabii ki. Niye? Neden ben işte bu ürünü alayım? Bunun lisansı bir sürü para vesaire diye. Haklı oldukları noktalar var. Çünkü yani SAP ucuz bir ürün değil. Veya işte herhangi bir entegrasyon ürünü de ucuz bir ürün değil. Bunu kabul ediyorum. Tamam mı? Tecrübelerimden aktarayım. Mesela birçok kez yani hatta neredeyse hiç karşılaşmadığım olmadı. Direkt SAP'den, SAP üzerinde konuşacağım. Yıllar önce entegrasyon yapılmış. Ve bu SAP sistemini artık ne bileyim HANA'ya geçirecekler veya başka bir şey yapacaklar. Biz bu entegrasyonları nasıl buluruz diye sorular geliyor. Kimdir? Kaç tane entegrasyonu var? 15 sene önce yapılmış. Evet. Bir sürü insan işe girmiş, çıkmış, hiçbir yerde listesi yok, envanter tutmuyorsun. Döküman yok. Vesaire. Yani döküman olsa o döküman da kaybolabilir. Sürekli turnover olan pozisyonlar olabilir vesaire. Benim gördüğüm entegrasyon tool'larının en büyük avantajı bu. Sen hangi entegrasyonların var? Hangi entegrasyonlarım aktif olarak çalışabiliyor? Hangi entegrasyonlarımı şu an aktif edebilirim? Hangi entegrasyonum ne kadar yoğunlukta çalışıyor? Hangisinden ne kadar veri geçiyor? Hangisinde işte entegre olduğum kısım performanssız? Bunların hepsini görebiliyorsun. Ama bunu işte düz SAP sisteminden yaptığında göremezsin. Çünkü öyle bir amacı yok o SAP sisteminin. Yani onun için zaten middleware koymuş SAP. Hani şey yapmak için, örnek veriyorum, performans izleyebilmek için senin ABAP'ta kod yazman lazım. Ben bu entegrasyonu çağırayım, şuraya bir log atayım. Sonra bittikten sonra log atayım. Ne olmuş bakalım. Sonra gideyim bunun işte RCM loglarına bakayım. Gerçekten bu gittiğim endpoint bu kadar uzun mu sürmüş? Vesaire vesaire. Bir yıl sürü iş oluyor. Ama ben PIO sisteminde veya CPI sisteminde
bu entegrasyon bu kadar sürede bu şekilde bu saatler arasında bu kadar çalışmış diyebiliyorum. Dashboard ve yani envanterim var. Gelmiş ama doğru mudur bu kelimeyi kullanmak? Dashboard gibi değil. Aslında Excel gibi düşünebilirsin. Ama bir sistemde tutuluyor. Yani mesela ABAP'ta Z yıldız, S38'e Z yıldız yazdığında tüm raporları görürsün ya. Evet. Bizim de bizde PIO'da tüm yapılmış olan entegrasyonları görebiliyoruz. Ve buna ek olarak aktif olarak çalışan entegrasyonların ne kadar çalıştığını, hangi saatler arası çalıştığını görebildiğimiz ekranlar var. O şekilde söyleyebilirim. Yani old style dashboard diyebiliriz belki. Yani şey değil böyle canlı grafikler falan değil de benim bu saatler arasında bu kadar mesajım geçmiş, bu kadar hata almış, bu kadar başarılı olmuş. Ve başarılı olanlar bu kadar uzun detayına girdiğinde bu mesaj bu kadar sürmüş. Bu mesajın işte uzun sürdüğü adım burası vesaire vesaire vesaire. Bu birinci şey. Envanter artı monitoring artı logging. Bir de bloklama özelliği de var tabii. En önemli özelliklerden biri. Mesela X bir SAP sistemi için çok önemli bir entegrasyonunuz vardır. Ve bunun sürekli son 30 gününü loglamak istersiniz. Bu PIO'da sadece bir şey ayar. Hani ben bu entegrasyonu 30 gün loglamak istiyorum diyorsunuz bitiyor. Yine SAP'nin ABAP stack'inde yapmış olsaydınız bunu zehir tablo açacaksınız. Oraya bir role string şey yapacaksınız. Koyacaksınız. Sonra onu okuyacak bir rapor yazacaksınız. O raporda bak abi sana bu gelmiş, bu gitmiş diyeceksiniz. Bir sürü iş. Ama ben bu entegrasyonu yaptıktan sonra 30 gün dediğimi bana müşterinin kendisi de sisteme girip eğer teknik bir arkadaşı görebilir. Ha bu gelmiş, bu gitmiş vesaire görebiliyor. Gibi gibi düşünebilirsin. Üçüncüsü de arkadaşlarımızın sistem güvenliği. Aslında sistem güvenliği değil burada. O biraz yanlış anlaşılıyor genel olarak. SAP'nin sistem güvenliği için farklı tool'ları var. Mesela SAP Web Dispatcher diye reverse proxy olarak çalışan. Dış sistemlerden iç sistemlere gelirken bu tool'ları kullanımda. Ama şöyle bir sistem güvenliğine şöyle bir şey yapabilirim. SAP ERP sistemine ve yazdığınız bir RFC dış dünyaya açmak yerine bunu PIO katmanı üzerinden açmanız her zaman ERP sistemini veya CRM sistemini tabii ki güvende tutacaktır. Sizin yazdığınız bir SOAP web servisi olsun vesaire onlara bir SQL injection veya başka herhangi bir penetration ERP'ye deneyemezler. PIO sistemini denerler. Ama dediğim gibi PIO sisteminin genel olarak özelliklerinden biri güvenlik olsun diye değildir. Güvenlik katmanı için yardımcı olur ama birçok müşteri zaten networklerinde load balancer'lar, reverse proxy'ler bu PIO sisteminin de önüne hani direkt dış dünyaya açılış noktalarını onları koymuş olurlar zaten. Öncelikli olarak firewall'dan geçersin, sonra load balancer'dan geçersin, sonra reverse proxy'den geçersin, sonra PIO'dan geçersin, sonra ERP'ye gelirsin gibi düşünebilirsin. Ama tabii ki ERP sistemini direkt firewall'dan dışarıya açmak evet, bunu engelliyor. Evet. Yani bir güvenlik katmanı olarak düşünmeyin ama bir ekstra bir kişisel olarak güvenlik sağlıyor diyebilirim. Yani promosyon olarak gelen bir özellik gibi. Evet, tabii. Yani çünkü önüne bir katman koyuyorsun. Ama bir güvenlik katmanı değil aslında. Onu söyleyebilirim. Yani mesela DDoS'a karşı hiçbir şey yapmaz PIO sistemi. Bir DDoS saldırısına. DDoS saldırısını yer. Ama onun önüne bir tane web dispatcher koyarsınız veya işte NetScaler gibi bir load balancer veya F5 koyarsanız onlar DDoS atağını anlar ve ona göre şey yapar. Yani WAF vesaire gibi bunlar. Hani gerçek hacking'ten bahsediyorsak PIO'nun tam olarak işi o değil. Ama dediğim gibi SAP'de kullandığınız lokal network'ünüzde kullandığınız sistemlerinizi zaten dışarıya açmamalısınız. Bu yüzden yine biraz teknik konuşacağım. DMZ diye bir şey vardır. Demilitarized Zone diye geçer. Şirketlerin birçoğu aslında bu dış dünyayla kendi lokal networkler arasında bir yapay bir network şey yapar. Bu askeriyeden arındırılmış alan gibi çevirebilirsin. Orası arada iki katman arasında güvenliğin yönetildiği bir yerdir. Ya web dispatcher'ı DMZ'de koyarsın ya PIO'yu DMZ'de koyarsın. Ama senin tüm diğer backend'teki önemli sistemlerin hepsi lokalde olur. Lokale sadece DMZ'den erişebilir gibi düşünebiliriz. Araya bir yol ekliyorsun. Evet, bunun dışında
İşte yine bir entegrasyon katmanı olarak dediğin gibi komplike birçok entegrasyonu üst üste çağırmak için ABAP kodları yazılması yerine belki low kodun bizim işimize yarayan kısmı işte dediğim gibi ABAP'ta 3000 satır kodu yazmak yerine A sistemine gönder, B sisteminin cevabını C sistemine gönder, A sistemiyle C sistemi mutabakat yapsın, o her şey okeyse D sistemine gönderi. Entegrasyon katmanında yapabiliyorsunuz. Entegrasyon üzerinde bunu söylüyorum. Normalde ABAP'ta bunu nasıl yaparsın? A'ya gönder. Başarılı oldu mu? Ha, olmuş. Tamam hadi B'ye gönderelim. Vesaire gibi. Ama işte bu entegrasyon katmanlarında şey, retry mekanizmaları da var. İşte B'ye gönderemedin mi? 5 dakika sonra bir daha dene. Yarım saat sonra bir daha dene. 100 kere bunu dene gibi. İşte, veya timer'lar var işte. Her gün saat 18.30'da TCMB'den kulları çek, SAP'yi aktar. Gibi şeyleri de yapabiliyorsun aslında bu entegrasyon katmanlarında. Ama bir yani Türkiye'de bunlar çok kullanılan şeyler değil. Onu söyleyebilirim. Hani genel olarak entegrasyon işte ben şu sistemle entegre olacağım REST'miş, OAuth kullanıyormuş. Hadi bunun için PO'yu kullanayım diyebiliyorlar. Ya da ABAP'ta işte CL HTTP client veya artık WAP dedikleri şeyle yapmaya çalışıyorlar vesaire. Ama entegrasyon katmanı olduğunda zaten ben bunu hadi ABAP'ta yapayım demene gerek olmuyor. Çünkü o tool'un bir sürü şeyi var, kabiliyeti var. Dediğim gibi 30'a yakın haberleşme protokolü var. İşte bunların işte database'e, hangi database'e veri aktaracağım, nasıl aktaracağım vesairesiyle uğraşmıyorsun. Çünkü SAP bunları standartize etmiş. Sen aynı şeyi gönderiyorsun, diyorsun ki ben DB2'ye atacağım. Query'in bile değişmiyor, hiç yaptığın iş değişmiyor. Database DB2'dan Oracle'a geçti mi? Sen sadece bağlantı noktanı değiştiriyorsun. SAP onu arkada hallediyor. Halbuki normalde SQL'le mesela Oracle'ın şeyi farklıdır. Syntax'ı farklıdır. Birinde select top 1000 dersin. Birinde fetch first 1000 only dersin. Ama SAP işte bu ana katman tool'unu araya koyarak birçok şeyi kolaylaştırmak için de birçok şey yapmış. Sen onun üzerine kendi geliştirmelerini vesaire de yapabiliyorsun. Gibi gibi iyi bir yine çok konuştum bir su için. Açıldı mı orada? Süper. Şimdi onu bir yandan da sen konuşurken kafama bir soru işareti geliyor. Arayı bölmeyeyim diye onu da aklımda tutmaya çalışıyorum. Bölebilirsin. Kesin sorayım. Ben sana sırayla cevabını bekleyeyim o zaman. Birincisi bir lisans ücretinden bahsettik. PI için ayrı, PO için ayrı, CPI için böyle ayrı bir lisanslama ücreti mi var? İlk sorum bu. İkinci ya da şey sırayla gidelim istersen. İlk sorun bu. Lisansım ücreti aralarında bir fark var. Bildiğim kadarıyla zaten SAP artık PO lisansı satmak çok istemiyor. Çünkü yeni müşterilerini CPA'ya kaydırmak için. Dolayısıyla bundan 5 sene önce PO için verdiği lisans tutarıyla şu anki arasında dağlar kadar fark var. Bunu söyleyebilirim. PO core-based bir CPU core-based bir lisanslama modeli var. Örnek veriyorum ben 4 core CPU kullanacağım diyorsun. SAP diyor ki bir core'umun fiyatı bu, 4 ile çarp fiyatı budur diyor. Sonra yıllık bakımını ödüyorsun. PI için de aslında buna benzerdi. CPI için de o şey official olarak söyledikleri lisanslama bedeli işte ben sen benim bu şeyimi al, subscription bedelimi al. Bunun üzerinde mesaj sayısı vereceğim ben sana. Örnek veriyorum 10.000 mesaj. 10.000 mesajı geçtikten sonra ve işte şu boyuttan fazla mesajları ben şu kadar mesaj diye sayarım gibi mesaj metriği üzerinden bir lisanslama. Anladım. Ama bu official olanı hani yani sonuçta koca şirketler böyle tool'ları kullanıyor. SAP onları nasıl bir farklı lisanslama yapıyor mu yoksa fiyatlandırmayı değiştiriyor mu vesaire kısmını çok bilmiyorum açıkçası. Tamam. Hemen diğer sorumu sorayım istersen. Çünkü bayağı bir sorularımız da var, şeyleri de var. Yorumlardan da bir şeyler geliyor. PIPO makinesi ayrı mı olmalı ERP'den? Yoksa ERP'nin içerisinde PIPO'yu ben yükleyip onun içerisinde o entegrasyon katmanı yönetebiliyor muyum? Ayrı bir sunucu olmak zorunda mı? Teknik olarak mı? Evet. Yani hep PIPO makinesi ayrı oluyor ya. Ben ayrı bir sistem üzerinden bakıyorum galiba. Evet. Bu bir zorunlu mu yoksa? Teknik olarak? Hayır, teknik olarak yapabilirsin. Aynı sunucu üzerine 100 tane SAP ile kurabilirsin. Ama yönetimi zorlaşır. Ne olabilir? Örnek veriyorum. Yönetimi zorlaşır. Örnek veriyorum. Şimdi senin ERP sistemin, PO sistemin
İkisi aynı sunucuda. Yani sanal ya sanal sunucu olsun ya da gerçek sunucu olsun. Sen o sunucuya bakım yapmak istediğinde ikisi kapanacaktır. Anladım. İkisi de. Hani dolayısıyla zaten şey olarak hani bu entegrasyon da değil. Hani tüm mimari bakış açısıyla baktığında kritik olan sistemlerini ayrı sanal sunucularda veya fiziki sunucularda tutmak istersin ki ben bu fiziki sunucuya bir bak bir şey yapacağım. Örnek veriyorum, memory'sini artıracağım. Fiziki sunucu olduğunu düşünün. O sunucu sonuçta kapanacak. Ne demek bu? Üzerindeki kurulu olan uygulama da kapanacak demek. Bunu anda yapıcılar çok kritik sistemleri farklı sunucular üzerinde kurmalısın ki şey olmasın. High availability dediğimiz şeyi maksimize edebil. Yani bunun için mesela cluster yapılar var. İşte A sunucusuna bakım yapacaksın ama işte PO sunucusu A ve B üzerinde cluster çalışıyor. A'yı kapatınca B de devam edebiliyor gibi gibi Anladım, şeylere gidiyor anladım. aslında bu işler. Anladım. O yüzden hiç denk gelmedin diye anlıyorum o zaman. Ben Sadece şeye denk geldim. Dev ve kalite sistemlerini, PO'nun dev ve kalite sistemleri aynı sunucuda denk geldi mesela. Ama ERP ile PO'yu hiç görmedim yani. hiç görmedim. Öyle söyleyebilirim. Ya zaten öyle. Yani aynı kurduğunda da şey, sadece instance numaraları değişecek. Bir şey değişmeyecek ki. Dev sunucuların hepsini bir sunucuya koyabilirsin eğer senin için kritik değilse. Anladım, anladım. Sonra şey, hepsini SAP Management Console'dan yükledikten sonra aç kapa yapabiliyorsun yani. O şekilde düşünebilirsin. Anladım, anladım. Peki bu A sistemi, B sistemi, C sistemi oraya gidiyor, oradan cevap bekliyor falan. Sizin hayatınız biraz sürüklü bırak var mı yoksa yani şimdi yazılımcı deyince kod yazıyor. Bir entegrasyoncu deyince Evet. kimleri sürüklü bırak mı yapıyor, ne yapıyor mesela ya da o da mı kod yazıyor? Bu şey spekülatif bir soru benim için. Bana sorarsan ben kod da yazmalı derim. Ama başkalarına sorarsan yok ben sadece entegrasyon yapıyorum da diyebilir. Aslında sana bir yaklaşık 15 dakika önce onu anlatmaya çalışmıştım. Bir entegrasyoncu her zaman bir hata varsa ilk sorulan kişidir. Entegrasyon patlamış derler. Anlatabildim mi? Yani bunu çağıran sistemden mi hata alıyorsun? Entegrasyon katmanının kendisi mi hata veriyor? SAP'den mi bu hatayı alıyorsun? Veya SAP'den ne hatası alınıyor? Bunları anlayabiliyorsan veya ne bileyim altyapısal bir şey varsa sen bir entegrasyoncu olarak expert seviyesine daha da yaklaşırsın. Senior'ten artık. Mesela örnek vereyim. Şimdi bizim PI diyoruz ama bu PI dediğimiz, yani PO dediğimiz tool aslında NetWeaver Java üzerinde koşan bir tool. ADS gibi düşünebilirsin. Evet. Yani mesela bir önceki sorduğun soruya bu örneği verebilirim. Birçok müşterimizde PO ile ADS aynı NetWeaver Java üzerinde koşar. Anlatabildim mi? Ha, yani biz o NetWeaver Java üzerine kendimiz custom uygulamalar da geliştirebiliyoruz. Mesela kendi background job geliştirebileceğin, Java kodlarını deploy edebileceğin bir ortam da var PO'nun dışında. Şimdi bir PO'cu bunu yapmalı mı? Şey olarak dediğim gibi bir danışmanlık şirketinde çalışan bir danışmandan bunu beklemeyebilirsin. Ama yapıyorsa çok büyük artı sağlar Anladım, kendisine. anladım. Mesela örnek veriyorum bir tane şeyimizde müşterimizde bir klasörde dosya var. Bu klasördeki dosya çok alakasız bir file server'da. Bu file server'daki bu dosyayı 300 tane farklı klasöre replike edebilir misin diye bir istek geldi. Ve ben bir bot kullanmak istemiyorum. İleride maintain edip unutabileceğim bir şey istemiyorum. Onun PO sunucusunda olmasını istiyorum dediler. Dosya da büyük bir dosya. Bunu Pion kendisi, Pion'un uygulamasında mappinglerle yapmaya çalıştım. Pion kapandı, açtı, bayıldı, bir şeyler oldu. Sonra işte bizim ECB Jabbing dediğimiz bir Java çözümü var. Bunu deploy edebiliyorsun. Ve sonra aslında background job kurmak gibi NetWeaver Java üzerinde o yazdığın kodun işte şu pattern oku, parametrik olarak buralara koy vesaire diyebildiğim bir çözüm yapmak zorunda kaldım da. Şimdi buna sen entegrasyoncu demeyebilirsin. Ama Yapmış olma ama. benim çalıştığım ortamı iyi bilmemden dolayı ben bunu yapıyorum. Yoksa normalde Anladım. direkt drop, işte bu işte API, tam bu JSON, bu REST, bu HTTP post, put,
Bu da entegrasyoncu. Anlatabildim mi? Hı-hı. Ama işte farkı şu oluyor. Faruk Bey ya, bunu kendimi övmek adına söylemiyorum da yaşıyorum gerçekten. Ya, biz bu entegrasyonu 2 haftada çalıştıramıyoruz. Bir de siz baksanız. Orada farkın ortaya çıkıyor. Evet. Anlatabildim mi? Çünkü başkası yapamamış o işi. Hı-hı, hı-hı. Gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla sadece PI geliştiriyor olmak, sadece o PI'nin ya işte SAP ABAP ekranlarında kod yazıp işte ne bileyim işte bundan nasıl şey yapabilirim? Ne bileyim CLI'de anladığım kadarıyla. Evet, çünkü bizim yani entegrasyon dediğimiz çok fazla şey bilmen gerektiriyor dediğim kısım oydu. Çünkü bana mesela .NET'çilere verdiğim endpointlerde .NET'çi ben bu entegrasyonu çalıştıramıyorum kardeşim diyor. Hadi gel C# koduna beraber bakalım dediğim zaman da oluyor. Aslında benim işim değil bu. Ama müşteri memnuniyeti, işte kendini geliştirme vesaire gibi 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 şeylerden dolayı. Belki bu söylediğim tüm danışmanlık şeyleri için geçerlidir bu arada. Hani ya sadece bunu entegrasyon için düşünme bilmiyorum, belki yanlış olacaktır. Yani belki bizim ülkemizde şey de vardır ya, önüne çok fazla sorumluluk verilir. Onun vermiş olduğu bir etki tepki bakış açısıyla yaklaşabilir mi? Belki yurt dışında şey midir? Atıyorum bir entegrasyoncu dediğinde kesinlikle kod yazmaz. Sadece iki tool'u birleştirir gibi uzmanlıkları var mıdır? Bu konuda benim tecrübem var. Bu pandemi başlamadan, biz Nexer Teknoloji Açık'a çıkmadan ben Almanya'ya bayağı bir iş başvurusunda bulundum. Hı hı. 5 yerin 3'ü sen hem ABAP hem PI bilemezsin diye beni iş almadın. Biliyor musun? Ciddiyim. İnandırıcı mı oldu? Expertim. Expertim diyorum. İstediğiniz soruyu sorun diyorum. Sormuyorlar. Hayır diyorlar. Gerçek söylüyorum bak. Çok enteresan. Sonraki görüşmelerimde ben PI'ciyim demeye başlamıştım. Karıştırmadın diğer konu hiçbir şekilde. Tabii CV'den ABAP geliştirmelerini falan sınmıştım. O zaman dediğimiz konuya girelim yani, biraz. Buradaki bilmiyorum, tüm danışmanlıkları belli aynı bakış açısıyla yaklaştığı için, aynı müşteriler aynı noktaya değindiği için sana bir şekilde diğer noktalara girme kapısı açılıyor ve onu aralarsan daha kıymetli oluyorsun sektörde, en azından bizim ülkemizde. Yani Türkiye'de öyle. Bu arada benim yani Almanya'da verdiğim örnek şeydi, müşteriler için tabii ki. Yani müşteriler daha şey katı bu konuda, ama Almanya'daki bir danışmanlık şirketi veya Hollanda'daki bir danışmanlık şirketi belki seni anlayabilir. Ha tamam, sen bunu da biliyorsun, bunu da biliyorsun. Ben seni bu şekilde kullanabilirim diyebilir. Ama benim dediğim gibi gördüklerim hepsi şeydi. Müşteriydi, kurumsal firmalardı. Hayır lan, böyle bir şey görmedim. Bilemiyorum der. Yani ben her zaman şey diye düşünüyorum. Yani bu Avrupa'da da olsun, Türkiye'de de olsun. Ne kadar çok şey biliyorsan o kadar çok kıymetin artıyor. Kesinlikle. Daha geniş çerçeveden bakıyorsun. Katılıyorum. Evet, aynen öyle. Daha çok şey bildiğin için daha verimli çözümler de bulabiliyorsun. Şimdi o zaman sıradaki sorumla paralel bir konu. Ben açtım, S37'den fonksiyon yazdım, remote enable yaptım. Ya da işte CB'den gittim, bir o data katman oluşturdum. Bunları yapınca ben de bir, o zaman bir nevi entegrasyon title alamam belki. Doğru. Ama entegrasyon yapmış oluyorum. Senin yaptığınla benim yaptığım arasındaki artıları eksileri nelerdir? Hangisinin avantajı var, hangisinin dezavantajı var? Sen backend geliştirdin aslında. Efendim? Sen backend geliştirdin. Yani SegWay'den veya S37'den bir şeyler yaparak. Link olarak. Sonra orada başladım. Bir tuşa bastım. Bunu publish ettim. Evet. Değil mi? Tamam. Aslında bunu daha önce bahsettim. Burak ya, ben işte şu saatte şu mesajı gönderdim. Bana bunun içeriğini gönderip gösterebilir misin? Yok. Logo yok bende maalesef. Loglamak için de ben gösterebilirim. Etmem lazım. Mesela örnek veriyorum. Veya işte araya bir şey koymak istiyorsun. Bu o data katmanını şey yapmadan önce. Git bu sistemden bunu al dedin. Sen ne yapacaksın bu durumda? O sistemden birileri bulup konuşman gerekecek. Yok, konuşman gerekecek. SGW içeriğini değiştirmen gerekecek. Tabii. Vesaire vesaire. Ben o işte senin backend'ini işe revize etmeden araya mappingimle git bu sisteme şunu sor, ne bileyim. Malzeme conversion yap. Yani çok basit bir şey, tabii ki bunu ABAP'ta da yapabilirsin de. Evet. Git bu sisteme bunu sor, gelen cevabı o dataya gönder. Mesela diyebilirim. Aynı şekilde mesela birçok müşterimizde şeyin farkındalığını yaşıyorum bir süredir.
Şimdi SAP'nin ERP'si ile Pio'sunun natif olarak haberleşebildiği bir şey var. Runtime var. XR diyoruz biz buna. XR protokolü diyoruz. Hı hı. Bu XR protokolü şuna da izin veriyor bizde. CXMV Money diye bir işlem kodu var SAP ERP'de. Logları açıp oradan tüm gelen gideni SAP'nin kendisine de görebiliyorsun. Doğru. SAP'ye gelen. Hı hı. RFC ile geliştirdiğinde bunu göremiyorsun mesela. Sadece Pio sisteminde görebiliyorsun. Hı. Yani SAP bunun için yapmış. SAP'nin mesela TM, SNC vesaire gibi başka şeyleri var. İşlem kodu dedim, tekrar edeyim, yaz indiret. Bu sistemler arasında SAP'nin standart entegrasyonları var. Bu standart entegrasyonlar aslında benim XR runtime dediğim proxy objeleri. Swamp değil de XR ile çalışan proxy objeleri ve Pio ile sistemler arası her türlü monitör etmeyi, loglama yapmayı falan sağlamış. Yani bu altyapıyı kurmuş SAP. Şimdi sen tabii ki bir OData servis çıkabilirsin. Ama OData servisin SAP'nin geliştirme sebebi bu değil. SAP UI5'ın backend olsun diye geliştiriyor. Sen OData servisini yani RFC'yi, RFC çok eski bir bir protokol. Yani JSON 1.0'la başlayan yılını bile hatırlamıyorum. Pio'nun mesela RFC adaptörü de var direkt natif. Ve bu sefer RFC'ye giden gelen mesajları da görebiliyorsun. Örnek veriyorum. O RFC'nin ne kadar sürdüğünü, metriklerini hepsini görebiliyorsun. Anlatabildim mi? Sen şimdi RFC yaptın, bir tane swap endpoint verdin ERP'den. Biri seni dışarıdan çağırdı. Adam diyor ki bu çok uzun sürüyor. Canlı sistemdesin artık. Sen bunu ölçümleyemezsin SAP'de. Bence şey açacaksın, SRT util açacaksın, bu verdiğim web servisinin logunu aç, bunu şuyunu aç, ne zaman gönderdin onu bul, o da anlık. Çünkü kapaman gerekir. Ama Pio'da bunlara gerek yok. Evet. Çünkü bunlar var hali hazırda. Gibi gibi şey yapabilirsin, bir sürü şey var, fark var böyle. Buna ek olarak işte ERP sistemini dışarıya açmak istemezsin. Çünkü yanlış yaparsın. Yani CRM sistemini dışarıya açmak istemezsin. Önüne web dispatcher koymam lazım. Vesaire gibi öyle. Yani şöyle bir şey oluyor genelde. İşte PR'ya bir entegrasyon katmanı koyarsam mesajlaşma çok yavaşlayacak. Çünkü PR'dan da geçiyor gibi bir şey. Mesela evet, o konuda evet o konuda da işte insanları böyle bir ikna etme çabasına giriyorum da. Metriklerimi açabiliyorum çünkü. İşte PR'ya 0.01 10. milisaniyede gelmiş. 90. milisaniyede Pio'dan çıkmış. Yani 80 milisaniye kadar kaybetmişsiniz Pio'da. Bu sizin için çok büyük mü bir süre mi diyebiliyorum. Onlar da tamam öyleyse değil diyor. Ama benim bu metriği bile tutabiliyorum. Anlatabildim mi? Hangi yazımda ne kadar sürmüş, ne olmuş, niye bu hatayı almışım? Bir sürü özelliği var. Dediğim gibi entegrasyon katmanı deyince onun için geliştirmiş zaten. Bu arada onu söyleyeyim. Abapçı olarak kendimi en çok ön plana çıkardım. SRT util işlem kodunuz zaten gerek yok. Bizde bu var diyerek beni şu an susturdun abi. O yüzden ağzımı açmıyorum bu konuda. tabii anlık olarak açıyorsun ama değil mi? Maalesef evet. 2 saatlik hatta trace vardı galiba user bazında açıyorsun. 2 saatte evet. Gelecek evet. O anda işte müşteri diyorsun hatta genelde. Hadi şimdi tetikte bekliyorum ben kapıda der gibi. Ama işte canlı sistemlerde özellikle yoğun çalışan ERP veya CRM gibi sistemlerde onları yapmak çok fazla log şey yapabiliyor. Bu ara katman sistemlerinde genel olarak özelliği zaten o logu tutabilmek. Hani mesela benim çalıştığım birçok PI sistemin DB'si 2 terabayt ve sadece log var içinde. 2 terabayt. Metinsel. Tabii. Yani log, mesaj logu. Bir terabayt olan var, 2 terabayt olan var, daha büyük olan da vardır. Ne kadar yani kritik entegrasyonun varsa ve logunu görmek istiyorsan açıyorsun. Ona göre DB'si büyük oluyor ama ona göre zaten dizayn edilmiş. Ona göre DB'sini indekslemiş. Nerede neyin select'ini, neyin insert'ünü vesaire yapacaksın. Onlara göre hep optimize edilmiş bu sistemler. Evet, şu an chatten de zaten SRT util dediğim için dışlanıyorum abi. O yüzden ben konuyu hiç dağıtmadan sıradaki soruya geçiyorum. Tabii bu arada hani buna ek olarak RFC'yi zaten hiçbir türlü trace edemez.
Yani hepsinin başına log atacak, zeli tabloya log atacak bir şey koyacaksın. Sonuna koyacaksın, sonra bakacaksın falan. İş. Şimdi aklıma mesela ballok falan geliyor. Onları hiç açmayayım, şimdi başka noktalardan vurursun. Ben sıradaki soruya geçmek istiyorum. Hiç konuyu bulandırmak istemiyorum. Güveniyorum PIPO'ya, entegrasyon katmanına. Tabii, önce buyur. Dinliyorum seni. Aslında hem ABAP'çı olarak da belki daha güzel yorumlarsın. Hani başlangıç için ne gerekti? Yani bu alanda öğrenip bu alanda nasıl uzmanlaşabiliriz? Şu an muhtemelen belki bu alanı merak edip yeni mezun arkadaşlar vardır. Kaydı izleyecek sonradan. Ya da başlamıştır, önünde bir sinyali yoktur, bir takım değeri yoktur. Hadi öğren demişlerdir. Bu da sektörde maalesef ki ben ABAP'la mesela çok denk geliyorum. Bir şekilde kendisi öğrenmeye çalışıyor. Bu tarz arkadaşlara ne önerin olur? Şimdi bu arkadaşlar halihazırda danışmanlık yapıyor mu yoksa yeni mezunlar mı? Öncelikle bunu sorayım. Yeni mezun ya da iş bulmuş entegrasyon title'ıyla. Ama önünde bir yol haritası yok. Hadi gel başla, internetten öğren demişler mesela. Ya şöyle, bu konuda biraz yine belki seni üzeceğim ama. Vazgeçsin der gibi baktın abi. Ya mesela ben bunu bizim, yani şu an hala hazırda şirketimizdeki juniorlar için de ben böyle düşünüyorum. Bizim PO danışmanlarına eğitme süremiz bir sene falan. Düzgün iş yapabiliyor olması için. 6 ayda iş yapabiliyor hale geliyorlar. Bu yeni gelen arkadaşlar, ben de hep şey diyorum. Arkadaşlar, anlamadığınız bir şey varsa sorun. Şimdi sen diyorsun ki sorusu olmayan biri. Yani sorusu olacak biri yok. Var ya da yeterli cevap alamıyor bu arkadaş. Gibi, evet. Kendisi internette bir arada kaldı. Yani bir başına kaldı. Nasıl bir doküman bulup ya da hangi kitapla başlayabilir, hangi videoyla öğrenebilir? Yani aslında çok fazla blog var SAP'nin. Bunu söyleyebilirim. PIPO vesaire özelinde. Ama PIPO'ya başlamadan önce dediğim gibi öncelikle şey, böyle yazılımın temelini oturtabiliyor olması lazım. Şimdi mesela ABAP yaptığında karşısında bir kod yazabileceğin bir yer geliyor. Evet, değil mi? Evet. Bizim PI'da bir tane Java ile geliştirilmiş, Java ekranı açılan bir şey geliyor ve çok anlayamıyorsun. Yani, ne bileyim, PI mesela şey tabanlı, SOA tabanlı. Hı hı. XML şey yapıyor, XML üzerinden gidiyor. Öncelikli olarak XML öğrenmen gerekiyor. Hı hı. Sonra işte XST öğrenmen gerekiyor. Bunları yavaş yavaş yapıyorsun. Hani ben şeyle öğrenmiştim açıkçası. Sürekli sistemlerde gezinip ne objesi var, bu obje ne işe yarıyor? Bir tane de kitap vermişlerdi. Free PDF vesaire bulursam şey yaparım, atarım. Hani, çok teknik yani. 1800 sayfalık PO kitabı. Oh. Anlatabildim mi? Şimdi, ya da işte 600 sayfalık olanı var. Bir de exercise'da olanı var. Ama exercise yapabilmen için biraz teorik bilgiye de ihtiyacım var. Tabi her teorik bilgiye ihtiyacım var. Yoksa ezbere yaparsın. İşte müşterinin ihtiyacını anlayabilmen lazım entegrasyon yapabilmen için, değil mi? Müşterinin ihtiyacını anlayabilmek için o entegrasyonu nasıl yapacağını bilmen gerekiyor. İşte mesela Postman kullanmayı öğrenmen gerekiyor. SOAPI'yi kullanmayı öğrenmen gerekiyor. Curl nedir bilmen gerekiyor. Bunları yavaş yavaş, yani benim tavsiyem, eğer öyle zorluk çeken biri varsa gece gündüz böyle ilk 6 ayını versin. Bu basit kavramlar, aslında bunların SAP ile alakası olmayan şeyler dediğim gibi. Yani bunu Java koduyla Hello World yazmak gibi bile düşünebilirsin. SOAPI'yi nasıl kullanılır? JUnit belki daha sonra ihtiyaç olur. İşte Postman nasıl kullanılır? HTTP Post nedir? HTTP GET nedir? HTTP nedir? Biz niye HTTP kullanıyoruz? Yani niye mesela SOAP nedir? Niye SOAP'a ihtiyaç duyulmuş? Çünkü SOAP tabii ise body'de gönderir. SOAP'ın header'ı da vardır. Bu SOAP header ne işe yarar? Mesela SOAP'ta Anton diye bir optimizasyon şeyi var. Modülcüğü var mesela. Bunları böyle sürekli araştırarak yapıyoruz. Yani dediğim gibi benim bile hala karşıma böyle bir şey mi varmış ya dediğim şeyler çıkıyor. Anlatabildim mi? Hı hı. Ama işte 30 tane topik sayabilirim. Bu 30 tane topiğin hepsini böyle yavaş yavaş öğrenip işte onları birleştirip, protokolleri birleştirip, dediğim gibi entegrasyon yapması aslında bunları öğrendikten sonra çok kolaylaşıyor. Yani şey yapabilirsin, ezbere yapabilirsin. Hı hı. Ben bir tane mesela
PO'da aslında bahsetmediğim şeylerden biri de oydu. Belki de en önemli özelliklerinden biri. Biz mapping yapıyoruz falan filan dedim de çok kısa ondan da bahsedeyim. Ben bana verilen bir database tablosunu swap servis olarak da çıkarabiliyorum. REST servis olarak da çıkarabiliyorum. Adam REST call yapıyor. Ben database'den select atıyorum. JSON dönüyorum gibi. PO'nun böyle avantajları da var. Diğer PO'dan farklı olarak. Aslında en önemli özelliklerinden biri. Bunu atladım. Aynı şekilde swap çıkıyorum. Adam diyor ki ben bu alanı B TR gönderirsem benim A ERP sunucuma D'ye yollarsam B ERP sunucuma bu mesajı yollar diyor mesela müşteri. Ben bunu PO'da çok rahat yapabiliyorum. Anlatabildim mi? Çünkü ara katma. Neyse. Gelmeye çalıştığım şey şu. Swap bir web servis hazırlayıp SAP'deki bir RFC çağırmak ezbere bile yapılabilecek bir iş. Girersin PO'da, dokümanından bakarsın, SAP'nin bloklarından bakarsın. Ama bunu ezberlemek yerine öğrendiğinde işte SWAT değil, REST dediler, işte ne bileyim OData dediler, işte CMS dediler, AMQP dediler, FTP, SFTP ne aklına gelebilecek düz HTTP plane dediler. Hepsini yapabiliyor oluyorsun. Ama bunun için işte dediğim gibi çok çok fazla öğrenmen gereken şey var. Bunu 2 sene içerisinde falan ben görüyorum. 2 sene içerisinde yapabilirsen ve yanına bir tane de dil koyabilirsen bunu sadece PO olarak düşünmeye gerek yok. Zaten CPI de yaparsın. Başka bir geliştirme tool da yaparsın. Dil dediğimde expert seviyesinde dil yazmak değil. O kullandığın tool'un manipüle edebileceğin, veri manipülasyonunu yapabileceğin. Çünkü bazen ekstrem case'ler alıyor. Mesela şey var mesela KPS servisleri var şeyin devletin. KPS'den şey sorguluyorsun işte kimlik bilgileri falan sorguluyorsun. Adam öyle bir web servis yazmış ki sen orada kod yazmadan entegrasyon yapamazsın. Gibi. Hani o seviyede dil öğreniyor olmak. Hani sadece ben girdim, buna baktım, bunu şey yaptım, olmaz. Yani işte mesela bir ağız network öğreniyor olman. Bunların dediğim gibi hepsini 6 ayda zaten yapamazsın. Network'ünün dilinden anlayabilecek hale gelip kendini o konuda geliştirebilecek bir kafa yapısına sahip olman lazım. En zor kısmı da bu büyük ihtimalle. Hani ben işte sadece bir şey yapacağım, bunu öğreneceğim değil. Birçok şeyi, birçok yılda birçok şeyi expert seviyesine gelmese de medium seviyesinde anlayabiliyor olman lazım. Networkçuyla konuşabiliyor olman lazım mesela. Anlatabildim mi? Ama bunu IPsec yaptınız mı? Yaptık. Hangi IP portla gideceğim ben? Bununla gidecek. Abi gidiyorum. Firewall'u kontrol eder misin? Tamam olmadı. Abi gel toplantıda bir trace aç da oradan ben bir deneyeyim. Sen oradan bir şey yap. Bu konuşmayı hani yapabiliyor hale gelebilecek mindset'e sahip olman lazım. Dolayısıyla çok bir şey kolay olduğunu söyleyemem. Ama benim için çok keyifli. Yani çok fazla insanla, çok fazla şeyle uğraşıyorsun. Çok fazla bilgiye sahip oluyorsun. Sürekli öğrenebilecek çok fazla ortam var. Çok geniş bir ortam, evet. Evet, yani mesela Integration Suite geldi. Örnek veriyorum. Benim Integration Suite'in kurulumu için SAP BTP'nin o kendi portalini öğrenmem gerekiyor. Mecbur. Örnek veriyorum. Evet, tabii bunu base'çi arkadaşlar yapar ama base'çi arkadaşlar her zaman olmuyor. Veya ben merak ediyorum orada yapabileceğim başka şeyler var mı diye. Mesela başka bir tane daha örnek vereyim. Önceden biz Integration Suite'de Neo vardı hatırlarsın. Şimdi Cloud Fund diye geçildi. Evet. Neo'da S-User kullanırdık entegrasyonlar için. O entegrasyondaki kullandığın S-User'ın şifresi değişti mi patlardı. Entegrasyon. Çünkü S-User'ın şifresi değişti. Evet. Şimdi mesela Cloud Foundry'de Integration Suite'in dışında API key verebilme olasılığım var. Ve bunu benim öğrenmem lazım. Gibi bir çok konuşuyorum ben. Yani ama çok fazla şeyim var yani. Şemsiye çok büyük. Öğrenebileceğin şey de çok büyük. Onu sen konuştuğun tabii ki işte, zaten çok net fark ediyoruz onu. Ama işte şey hani yani her şeyi mükemmel yapmak zorunda değilsin ama bir şey içinde en azından bilgi küçük bir bilgiye sahip olman bile çok büyük avantaj sağlıyor. Özellikle entegrasyon katmanı için. Tabii her şeyde uzmanlaşamıyorsun. Mesela geçenlerde Exe Sertçi sormuştu.
bir arkadaş Discord'dan, kim hatırlamıyorum. Ben izleselti yapıyorum, 10 senedir yapıyorum ama izleselti uzman değilim yani. Gibi ama yapıyorum yani. Yüzlerce izleselti yazmışımdır. Anlatabildim mi? Ama fikrin olması lazım. Tamam, o zaman bu soruyu şuna evritiyorum abi. Bir danışman alma düşüncem var. Junior ya da yeni mezun fark etmez. İki tane profil var başvuran. Biri bir yıldır SAP, PIPO ya da CPI fark etmez. O alanda çalışıyor ama temel fonksiyonelitesini öğrenmiş. Yani müşterileri girmiş, birilerini izlemiş. Sadece ona yönlendirildiği bilgilerin temelini atmış. Diğer profil yeni mezun. Şirket işe girememiş ama o süre zarfını, sonraki o bir yıllık boş süre zarfında o bahsettiğin kitapları okumuş, işte Postman'i kullanmış, farklı tool'lar kullanmış. Mesela senin güncel denk geldiğin bilgilerden bazılarına hakim mesela. Ama uygulama yapamamış, tamamen teknik. Hangisi senin için ön planda olur iş alırken? Karakteri olur ya bu durumda, aynılar çıkıyor. Teknik olarak birisi diğerinin önünde değil mi senin için şu an? Yok, sapkıyı da yani örnek veriyorum. C kod yazmış veya Java kod yazmış birine. Yani tabii ki bile bir anesi değil de ABAP öğretmek çok zor değil ki. Adam biliyor çünkü. Evet. Biri biliyor yani. Sadece işte C'de struct yazmak yerine ABAP'ta S11'den struct çalışman veya işte kodun içinde type diye yazman gerekiyor gibi. Bunu anlayabilir. Bir yıllık biri için diyorsun bunu ama. İşte evet. Yani bir yıllık biri PIO'da çok fazla şey de öğrenmiş olabilir. Bu eğer iyiyse, kapasitesi vesairesi iyiyse, o zaman şeyine bakarım. Neler bildiğine, potansiyeline. Kendini ne kadar geliştirdiğine bakarım. Ama o çok değişiyor. O kadar yani SAP dünyasında bazı danışmanlar çok iyi, bazı danışmanlar çok low profile sahipler. Hani özellikle son 5 senedir, 7 senedir ya da yok 5 senedir falan. Ben ilk girdiğimde benim eski şirketim 70 kişiydi. Ben çıkarken 500 kişiydi. Senin şu anki şirketin kaç kişiydi biliyoruz. Şu an kaç kişi? Hani ortalık çok fazla şey oldu. Dolayısıyla ben oradaki şeyin, o arkadaşın hem karakterini şey yaparım. Çünkü bir yıllıksa benim için karakter daha önemli. Hani saygılama, öğrenmek çok istiyor mu? İşte hayata bakış açısı, ne diyeceğim, o yaştaki insan hayata bakışı çok daha yeni yeni oturuyor aslında. Evet, evet. Çok şey olmuyor. İstekli mi, arzulu mu, gözü parlıyor mu, hırslı mı? İşte ben mesela şu an bir işveren olarak söylüyorum. Ben bu arkadaşa uzun süre eğitim için emek vereceğim. Başka bir yere hemen gitmek ister mi? Ya da gitmek istemesin, bak bir süre emek harcadım. Sektörde ama bunlar karakterle var. Alakalı. Tabii turnover çok fazla şu an gibi. Hani Z kuşağı geliyor. Hani yani çok inerici şeyler. Tabii ki yani kılı kırk yapman gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani işte biz yeni mesela şey alım yaptık. Hatta bu Discord şeyinde de ben yazmıştım hatırlıyorsan. Bir sürü şey geldi. Ben İK'dan elenmeyenlerle görüştüm. Orada bile çok zorlandım. Hani anlatabiliyor muyum? Çünkü profiller çok farklı, karakterler. Bizim bildiğimiz, ya ben kendi adıma söylüyorum, Y kuşağı karakterleri değil. Hani şey, yeni bir nesil yetişiyor. Onlara adapte olmam lazım. Onlara adapte olabiliyor muyum? Olamıyor muyum? Bir yerlerde yanlış mı yapıyorum? Vesaire. Vesaire vesaire. Birçok şey faktör var ama ben genel olarak... İki baktığım şey var. Analitik bir mühendislik mezunu olan biri mi? Bu nedir elektrik yani? Elektronik. Bu arada şeye gerek yok. İlla yazılımcı, bilgisayarcı olayım demeye gerek yok. Çünkü üniversitede analitik bir şey öğreniyorsun veya zorlanıyorsun onu yapmaya. Evet. Onu yaptıysan bu SAP işini yapabiliyorsun. Bizim işte maden mühendisiyle arkadaşımız var. Mesela şu analitiği öğrenmiş işte Atakan ortaklarından kimya mezunu. Ben elektrik elektronik mühendisi. Hiçbirimiz yazılımcı değiliz, anlatabildim mi? Mühendislik mezunu olup veya mühendislik mezunu olmasa da üniversitede kendini geliştirmek için çok şey yapmış. Yazılımla ilgilenmiş. İşte ne bileyim yönetim bilişim sistemleri olur. Ona benzer şeyler, bölümler olur. O konularda kendini geliştirmiş birileri olduğu sürece ondan sonra karakterine bakıyorum.
Anladım. Bir yıllık dediğin böyle kendini tam geliştirmek üzere ama değil. Ve ikisi de aynı şeyleri yaptıysa, mesela ikisi de API'nin ne olduğunu biliyorsa, ikisi de aynı işi yapabilir diye düşünüyorum ben. Yok, ben net cevabımı aldım. Yani şu an dediğin gibi sektörde çok hareketlilik var. Doğru bir profille ilerlemek senin için daha kıymetli. İkisinde de teknik Tabii. altyapısı varsa en önemli şey benim için karakter diyorsun. Onun dışında Tabii peki çünkü sen zaten eğitimi verirken şeyini yapıyorsun, yatırımını yapıyorsun. fark ediyor. Aynen doğru söz. Doğru. Yine birkaç sorum var ama abi istersen şu an sohbet fazla yoğun geçti. Diğer sorularla ben çok süreyi çalmayayım. Soru cevapla devam edelim çünkü Olur. burada birkaç soru da vardı arkadaşlarım. Belki benim sorularımdan daha kıymetlidir diye düşünüyorum. Kanka kusura bakma seni arada atmak durumunda kaldım. Çünkü soru cevabı seçimde şimdi geçtik. Şu an parmak kaldıranları dahil edebilirim. Selamlar. Ya sorun değil de ben de beni Discord atıyor zannediyorum. Hani ilk başta kabul ediyorsun sonra şey yapıyorum Kabul ya. edenler değil değil mi? Orada bir muhtemelen şey oldu, kargaşa oldu. Buyur. Yine kısaca Anladım. sohbete dahil olan arkadaş kendinden, yani isim soy isim ve aslında hangi alanda çalıştığını bahsederse ondan sonra sorular İsmim varsa. Kaan Can Calkan, SAP HR danışmanıydım. Bir 6 ayda, yaklaşık 6-7 ayda bir SAP Baba Pure tarafım var. Aslında hem teknik hem fonksiyonel tarafta ilerliyorum diyebilirim. Şimdi benim Süper. sorum biraz şu. Genelde bizim en son çalıştığım yere, şu an isim vermek istemiyorum. Genelde bir entegrasyon işi geldiği zaman hep böyle bir herkes birbirine paslamaya ve kaçmaya çalışıyor bu işte. Hani bu aslında mesela genelde hani küçük çaplı firmalarda ABAP'çılara verildiği için mi bu işte? Hani çünkü ben sizin az önce LinkedIn'e de baktığım zaman hani tamamen siz tüm kariyerinizi hani entegrasyona adamış gibi gördüm, yani yanlış da Evet. olabilir. Hani Ya doğru. genelde ama hani bu tarz işlerde işte en çok meğer entegrasyonu, hani benim de hem fonksiyonel tarafta hem teknik tarafta karşılaştığım bu tarz işlerden mesela ABAP'çılar niye genelde şey yapıyor, hani kaçmak istiyor? Benim mesela hani veya sanki böyle o işi ben mesela almak istediğim zaman beni falan böyle korkutuyorlardı. Hani bunların mesela temel sebebi nedir? Hani aslında Bu temel aslında olarak benim evet. az önce anlattığım şeye biraz denk geliyor. Kusura bakma sözünü kesmiş gibi oldum. Bir kere biz Türkiye'de böyle bir 305 falanız. Daha fazla değil. 300, yani 500 kişi bile yokuzdur. En son karşıya alınmış 250-300 arası falan demişti. Yani bu entegrasyoncu olarak düşünebiliriz. Yani bir ABAP'çılar gibi 10 bin, 15 bin kişi değiliz. Bunu söyleyebilirim. Çünkü çok niş bir alan. Birçok danışmanlık şirketi gerek duymuyor. Müşteri gerek duymuyor. Hani gerek duymadığını düşünüyor, aslında gereği var bence ama bu şekilde düşünmüyordur. Şimdi bu da işte ABAP tarafında, ya bunu sen yap, entegrasyon tarafını sen yap dediğim kısım da aslında bu köşelerini çizmek yerine daha geniş bakmak, ufkunu genişletebilmek, vizyonunu artırmakla alakalı. Anlatabildim mi? Bir ABAP'çı sadece, ya ben ABAP'a gireyim, bir tane program geliştireyim, bir tane ekran geliştireyim, hadi ALV'ye bir tane pop-up açayım mi öğrendiyse 2 yıl boyunca, entegrasyon geldiğinde o işi bilmiyor çünkü. İşte ne bileyim, mesela daha detaylı anlatayım. SM ICM loglarına girmemiş olan ABAP'çı olabilir. Ama sen SAP'de bir entegrasyon yapacaksan ICM loglarına da bakmak zorundasın. Gateway loglarına da bakmak zorundasın. İşte CLH client'ı replike etmek için Postman vesaireyle bir şeyler öğrenmen gerekiyor. Ne bileyim, SwapUI'den test edip işte konverjinlerim doğru çalışıyor vesaire şeyler öğrenmen gerekiyor. Size örnek veriyorum, daha da basit. Swap servis verdi. XML'in nasıl bir şey yapıda olduğunu öğrenmen gerekiyor. Vesaire vesaire. Bak ben şu an 6 tane öğrenmesi gereken, bir ABAP'çının öğrenmesi gereken konu söyledim. Yani çok basit gibi şeyler. Hiç yapmadıysa tabii ki kaçacak. Mesela bana zamanında ABAP HR'ı yapar mısın demişlerdi, örnek vereyim. Ben de nasıl çalışıyor bilmiyordum. Hayır dedim. Yapmak istemiyorum demiştim. Yani CRM ABAP'ı. Çünkü CRM low admini yaz işte, ne oluyor lan burada, burası çok OOP. Biz ABAP'ta OOP çok yapmıyoruz ki. Program yazıyoruz. Bir tane class yazıyoruz ama öyle değil gibi düşünebilirsin. Benim düşüncem insanlar
alışık olmadığı şeylerden korktukları için entegrasyon da çok fazla karşısına çıkacak bir şey olmadığı için bu oluyor. Zaten yani çok entegrasyon olan müşterilerimizin hepsi entegrasyon kullanıyor. Yani entegrasyon diyorum. PO veya integration suite falan kullanıyor. Bizim zaten entegrasyon ekipleri veya olan hizmet verdiğimiz müşterilerin birçoğu Türkiye'nin ilk yüzünde olan müşteriler. Anlatabildim mi? Ama mesela bir tane var, SAP sistemi var. Adam bir yerle entegrasyon yapacak. Gerek duymuyor adam. Dolayısıyla AvOpsçı'nın, orada çalışan AvOpsçı'nın onu öğrenme gibi bir yetisi de olmuyor. Çünkü yeni bir şeyler öğrenecek. Bunun için işte dediğim gibi lütfen devam et. Ben hani sizin bu ICM monitörü falan filan öğrenmek zorunda kaldığım için öğrendim. Hani daha doğrusu hani birine soru sorarken hani görüp ekran kaydı oluyorum çünkü çok hızlı ilerliyor olduğu için süreç. O ekran kayıtlarına geri dönüp nereye girmiş, ICM diye bir şey varmış falan filan diye öğrendim. Ama mesela hani şu an basit bir soru sorsanız ve büyük ihtimalle hani bunu bilmiyorum sadece şey diye not almışız işte log monitöre tıkladık, log'a baktık falan filan gibi bir. Aslında burada yeni bir şey öğreniyorsun. Burada aslında mesela şey de var mı? Çoğu SAP danışmanlık firması ya hani bu entegrasyon işi zaten az geliyor veya niş geliyor deyip hani bunu bir dokümante etmek veya bununla alakalı işte bir eğitim. Ya çünkü ya mesela benim çalıştığım şirkette gerçekten çok ayrıntılı eğitimler vardı mesela yaptığımız işle alakalı. Hani dışarıda gerçekten asla bulamayacağım şeydi. Ben hani mesela entegrasyon böyle bir veya iki tane görmüşümdür ama orada da hani detaylı bir şekilde bu işin nasıl yapıldığını sıfırdan A'dan Z'ye anlatan bir şeyden ziyade şuraya basıyoruz buraya basıyoruz tadında hani oluyor bu dediğiniz gibi. Burada işin ticari kısmı da ortaya çıkıyor. Ben bir SAP danışmanlık şirketiyim ve tüm modüllere hizmet veriyorum diyorsam benim en çok iş yapacağım yer modüllerdir. SAP modülüdür, MM modülüdür, ABAP modülüdür, FI modülüdür. Eksik söylüyorsam yanlış anlamayayım ve şirketler buna yatırım yapar. Tabii ki buna yatırım yapar. Aslında bu şirkete Nexar Teknolojiler şeyi kurarken de biz böyle biraz ütopik yaklaşıyormuş gibi olduk. Bizde dediğim gibi bir entegrasyon danışmanlık modülü var. SAP'de başka hiçbir şey yapmıyoruz. Çünkü o ihtiyacın farkındayız Türkiye'de, sektörde, anlatabildim mi? 10-12 kişiyiz ve bu konuda uzmanlaşmaya çalışıyoruz. Başka bir şeyle uğraşmaya çalışsam ben ABAP'la, belki ABAP çok daha fazla para kazandıracaktır bilmiyorum ki. Çünkü Türkiye'deki tüm SAP sisteminde illa bir ABAP'a ihtiyacım var. Birçok danışmanlık şirketinin... Pardon, ses yavaş geldiği için bölmüş gibi oldum. Son olarak az önce dediniz ya biz zaten bunu suite olarak yapıyoruz diye ben konuya uzak olduğum için bu aslında şey mi mesela örnek veriyorum Türkiye'de bir e-ticaret firması olsun bu e-ticaret firmasının da SAP üzerinde bir entegrasyonu yapıyorsunuz bir yere ardından bunu hani ABAP'çı mantığıyla düşünüyorum şu an hani biz bir requestlerimizi alırız download ederiz vesaire hani bir paket yaparız ya. Hani bunun gibi mi bir çözüm aslında ya bundan sonra atıyorum işte ya KVKK geri firma vermek istemiyorum da işte H ile başlayan firmayla alakalı iş geldiği zaman bize bizim bu çözümümüz var diyerek mi ilerliyorsunuz? Hani yoksa ya örnek veriyorum mesela. Tabii ki. Bu değişir. Mesela örnek veriyorum EDI üzerine sorusu olan bir arkadaş da vardı. Şimdi dünyada EDI kullanan şirketler bellidir. Çok büyük otomotiv firmalarıdır bunlar. Bunları kullandığı EDI'nin ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. O da bir aslında veri formatı. Bir otomotiv abi, sektöründe kullanılan haberleşme. EDI'yi de soran kişi bendim. Öyle mi? Selam. Mesela Audi'nin kullanacağı bir Advanced Shipping Notice vardır. Böyle bir dosya vardır. DESAR, DEVA ve DOKU diyebiliriz. Bunu Türkiye'de Audi ile haberleşmek isteyen tüm SAP entegrasyon sistemlerine implemente edebilirsin. Örnek veriyorum.
Ama şimdi dedin ki bir tane e-ticaret çözümü için entegrasyon yaptım ben. Bu e-ticaretin yapan başka bir şirket. Sonra başka bir müşteri dedi ki ben yine e-ticaret şirketi sitesi çıkacağım. Onun çözümü başka birindeyse tabii ki aynı paketi sunamazsın. Veya daha şey söyleyeyim. Salesforce entegrasyonu yapıyorsun. Salesforce değişmeyecek bir şey. Çok büyük bir ürün. Salesforce entegrasyonu için bir paket yaptıysan onu tüm müşterilerin için kullanabilirsin tabii ki. Anladım. Yani, ama diğer niş işler için biraz daha hani şey proje bazlı ilerliyorsunuz ama büyük işler için bir paketleme yani gene bizim ABAP tarafındaki çalışma mantığıyla aynı anladığım kadarıyla orada. Tabii yani mesela şey olabiliyor. Örnek veriyorum kurbu entegrasyonu yaptın. Müşterinin isimlendirmesinde müşteri diyor ki benim entegrasyonlarda benim şirketimin ismini koy diyor. Sen bu sefer yeni müşteri kurbu entegrasyonu istediğinde o paketi rebrand etmek zorunda kalıyorsun. Biraz işle o paketi taşıyorsun ama rebrand ediyorsun. Aslında bu ABAP'ta da yakın şeyler. ABAP'ta senin A sisteminde programın adı işte Z Exchange Register. Müşteri der ki benim programımın için isimlendirmem var. Z alttire, FI alttire, Exchange Register alttire bir şey olsun der. Orada da rebranding. Bu şekilde de yapabiliyoruz. Ama genel olarak çok niş entegrasyonlar olursa böyle farklı değişebilecek entegrasyon olursa tabii ki yeniden yapmak zorundasın. Yani devlet için yaptığın geliştirmeden yani devlete gittiğin e-devlet olabilir. Ne bileyim KPSS, TAPU, Nexus vesaire gibi şeylere, sistemlere gittiklerini paket olarak yapabilirsin ama mesela Mayer dedin galiba. Mayer'de benim bildiğim kadarıyla şirketler kendilerine özel bir şeyler de yaptırıyor. O zaman zaten entegrasyon değişecek. Anladım. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, ben şey yapacaktım. Can ben bir özel entegratör firmada çalışıyorum. ABAP'a dönüşüm tarafında. Sovus işte. Bu ben genel olarak entegrasyonu soracaktım. Hani nasıl diyeyim? Birkaç tane gerçek hayat senaryosu örnek verme şansı var mıydı? Hani hep bir veriyi başka bir yere taşıma, manipüle etme, oradan oraya aktarma vesaire diyoruz da böyle birkaç tane gerçek hayat senaryosu üzerinden örnek verme şansı var mı? Hani biz şunu yaptık, bunu yaptık vesaire gibi daha iyi kafamızda oturması açısından. Sen bir tane örnek ver, ben örneği anlayıp gerçeğini söyleyeyim. Ya nasıl vereyim? Yani entegratör abi entegrasyon yapıyorsunuz da hani entegrasyon tam olarak ne? Hani mesela ne işe yarıyor veya birkaç tane örnek proje söyleyebilirsen hani şunun entegrasyonu yaptık. Hani budur entegrasyon daha iyi kafamızda oturması açısından. Hani hep böyle yani mesela örnek veriyorum. Sovos'un müşteri için entegrasyon yaptım. Müşteri dedi ki ben log istiyorum. Araya Pio koyalım. Solos dedi ki Pio koyamazsınız. Biz de oraya Pio koyduk mesela. Loglamasını sağladık. Bu bir örnek. O şekilde tamam. Bu bir örnek. Ama mesela diyor ki müşteri benim FTP'imde yüzlerce CSV var. Bu CSV'leri ben SAP'ye XML olarak ayrı ayrı işte belirttiğim kurallara göre hesaplanarak aktarılmasını istiyorum. Bu CSV'lerin içeriğini al, XML'e çevir. Bir sunum servise bu veriyi gönder diyor. Bunu mesela Pio ile çok rahat yapabiliyorsun. Mesela SAP sistemlerinde ne olur mesela? Genel olarak swap servis kullanılır. Ama entegre olacağın kısım REST'tir. Yani JSON veri göndermek zorundasındır. Önceden artık söylüyorum. RAP falan ben yeni teknolojileri çok bilmiyorum dediğim gibi. Uzun süredir SAP ABAP tarafına bakmadığım için. Ne yapardık? GL, HTTP client'tan veya bir tane JSON serializer yazardık, sonra deserializer yazardık falan. Pio da bunu şey yapabiliyorsun direkt. Bu XML'li JSON'a çevir diye bir tikim var. Mesela örnek veriyorum. Birebir aynıysa Pio kendisi onu çeviriyor. Veya kompleks mappingler yapabiliyorsun. İşte XSLT mappingler kullanabiliyoruz. İşte o veri gruplama yapabiliyoruz. İşte mesela elimde 10 tane satış siparişi var. Bu satış siparişini daha geçenlerde yaptığım bir örnek vereyim. Bu satış siparişinin içerisinde reference product kodu olanlar var. 3 tanesi ürün, 2 ya da 7 tanesi ürün, 3 tanesi alt ürün. Müşteri şöyle bir şey istiyor.
3 tane alt ürün değil, ben 7 tane ürün kadar alt ürün istiyorum diyor. Reference product kodu. Yani kodu kod yazıyormuşsun gibi bunu mappingle. Ha tamam, bu buna eşitse git yeni bir tane daha kalem oluştur, yeni bir tane daha kalem oluştur, yeni bir tane daha kalem oluştur gibi. Her türlü transformation işlemini düşünebilirsin. Yani bu aslında büyük veri aktarımında da büyük işte filtrelemeler yaparsın. Mesela SAP'nin panasında şeyler vardır. STB diye bir tool vardır. Veri replikasyonu yaparken önce bu alana göre filtrele, sonra şuna göre extract et vesaire falan filan. Bu işte PO yani CPI dediğimiz gibi şeyler bunları çok rahat yapabiliyor. Veya daha fantastik bir şey söyleyeyim. Elimde 5 tane kalem var. Bir belgenin kalemi var. Ben bunların hepsinin kalemini bölüp tek tek başka yerlere gönderebiliyorum. Bölüp veya işte çoklayıp, yüzde çoklayıp gibi gibi gibi. Bu şekilde anlatabilirim. Anladım. Umarım yani sizce işte bizim şey. O JSON'ı parselip tek tek uğraşacağımıza birkaç tane daha basit adımla işlemi çok da ölçeklenebilir ve izlenebilir hale getiriyoruz. Tabii yani çok kompleks learn mapping de yapabiliyorsun ama bu işte middleware tool dediğim zaten built-in tool. Hani bunun için yapılmış bir tool. Senin ekstra bir şey yapman değil, bu özelliği kullanabilmen için yapılmış bir tool. Anladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar. Geliyor mu sesim? Geliyor evet. Merhaba Suat. Suat Korkmaz'dan. SAP sektöründe yaklaşık 3 yıldır danışmanlık şirketine çalışıyorum. Bunun ilk 1-1,5 yılı tamamen ABAP'ta geçti. Yaklaşık 1,5-2 yıldır da entegrasyon danışmanı olarak çalışıyorum. PO çok çok az yaptım tamamen aslında. Integration Fleet tarafında çalıştım. 3-4 tane de sorun var size. İsterseniz sıradan başlayayım. Cevaplayabildiğim kadar. Tabii. Şimdi bu aslında müşterilerden çokça gelen bir soru olduğu için daha hani sunumunuzu yaparken soru cevap kısmında açıkladınız aslında ama birazcık daha böyle net bir cevap merak ediyorum yani bunu. Şimdi diyor ki mesela hali hazırda PO kullanan bir müşteri bütün süreçlerinde PO üzerinden yürütmeye devam ediyor hala. Ben neden CPI almalıyım? Yani bu noktada tabii ki mesela PO'nun işte 2027'de desteğini çekeceği vesaire. O noktada da şuna takılabiliyoruz bazen. Diyor ki işte o zaman ben 2027'ye kadar kullanıp o zaman yani mecbur kaldığım zaman alayım. Neden bugün CPI almalıyım? Sorusuna böyle verebileceğimiz net bir cevap var mıdır? Müşterinin parası var mı yok mu? Öncelikle buna bağlı. Ben genel olarak müşterilerimi şu şekilde yönlendiriyorum. Şimdi yani müşteriler şu an bunu kabul etmese de işin gerçeği bu işin sonunda bir gün CPI'ye geçecekler. Yani integration CPI'ye veya diyecekler ki ben SAP'den yapacağım şu entegrasyonlarımı. PO'yu da kapatıyorum diyecekler. Artık onlara kalmış. Ama SAP şu an diyor ki RISE projeleriyle birlikte Integration Suite'e geçeceksiniz. Benim müşterilere önerim şu oluyor. Siz RISE'e geçin. PO'nuzu da hatta şey alın, cloud'a alın. Ama bir yandan Integration Suite'e alın. Peyderpey küçük küçük entegrasyonlarla. Bir tane bakalım ne oluyormuş. Lisans ücretine bakın. Memnun musunuz, değil misiniz? Hani bizim test edebileceğimiz birkaç tane entegrasyon varsa bunları bir alalım. Bunları PO'da iptal edelim. Siz bunların nasıl çalıştığını, işte çıktısını, performansını görün. Eğer memnun olmazsanız tabii ki biz bunu zaten PO'da silmeyeceğimiz için orada devam edebilirsiniz. Ama işin sonunda zaten bu entegrasyonların hepsi bir yerden sonra integration suite'e geçeceği için böyle bir başlangıç yapmak çok sizin için de sağlıklı olacaktır diyebiliyoruz. Ki zaten aslında bu çok makul bir yöntem. Hani bu şey değil. Hani bu iş gerçekten yapılsın diye değil. O tool'u da öğrenmek isterler. O tool'una da nasıl öğreteceksin? Bu şekilde göstereceksin. Müşteriye küçük küçük parça parça. Ben mesela şeye de karşıyım. Hani biz integration suite projesi yapalım. PO'su olan bir müşteri için. Hayır kardeşim, yavaş yavaş geçireceksin. Sağlıklı izleye izleye müşteriyi memnun ederek de geçireceksin diye düşünüyorum. Eğer çok zorunlu vesaire bir durum yoksa en sağlıklısı bu. Bu şekilde şey yaptığımda en mantıklısı bu dediğim için bu şekilde müşteriye de aktardım da müşteri de zaten bunu anlıyor genelde. Tamam.
peki maddi olarak farklılıyorlar? Ben şimdi PO tarafının ücretlendirme kısmına çok hakim değilim. Yani integration fee tarafında ister istemez birazcık hakimiyetim oldu. Ama burada mesela integration fee tarafına geçtiği zaman daha uygun oluyor mu müşteri için? Maddiyat açısından fark ediyor mu? Buna SAP ile müşterinin, yani müşterinin gücüyle SAP karar verir. Yani SAP'nin bir teklif verip sonra 5'te 1'e düştüğünü de gördüm ben zamanında. Ona bir şey söyleyemem. Müşteriler genelde şunu sorar. PO'dan işte Integration Suite'e geçtiğimde ne kaybedeceğim diye sorabilir. Şimdi artık Edge Integration Cell geldi. Ben henüz dokunma tadı öyle bir şansım olmadı. O yokken şey diyebiliyordum mesela. File adapterları, yani bu NFS veya işte bir sunucudan kendi lokal sunucundan diğerine bıraktığın entegrasyonlar PO'dan var ama CPI'de yapamazsın diyordum. Şu an belki Edge Integration Cell'le de onlar yapılabiliyordur. Fikrim yok. Artıları eksileri anlatıyorsun yani. Ama artık bu 2027'ye yaklaştıkça SAP de gerçekten ürünü geliştiriyor. Integration Suite'lerini geliştiriyor. Bunu da anlatıyorsun. O şekilde dediğim gibi şey olabiliyor. Hani isterlerse yavaş yavaş entegrasyonu yapmaya başlıyorsun diyebilirim. Aslında ikinci sorum da bunun biraz devamı niteliğinde. Geçtiğimiz hafta bir yine toplantım oldu. TCS gibi. Burada da aslında müşterimize şunu sordu. Aynı az önce söylediğim şeyle beraber, yani neden CPI'ye geçelim sorusuyla beraber. Mesela PO tarafında çözemedikleri bu büyük dataların transferiyle ilgili bir takım sorunlar yaşamışlar. Biz bunu daha önce PO'da halledemedik. Biz bunu CPI tarafında halledebilir miyiz gibi bir şey geldi. Orada da mesela yetersiz kaldık. Bizim integration yanlış tarafından yani. Bu soru yanlış aslında, onu söyleyebilirim. Bu middleware dediğimiz tool'lar büyük veri için yapılan tool'lar değil. Büyük veri dediğimizden kasıt nedir? 1 GB'lik bir verimdir, 100 MB'lik bir verimdir. Ben olsam önce bunu sorarım. Eğer 1 GB'lik veya database replikasyonu yapacaksan SAP'nin bunun için başka tool'ları var. SLTC var, SDI var, işte mesela CPIDS var. Bu büyük veri için. CPI değil onun yeri, büyük veri için. CPIDS alır mesela. Onunla bu büyük veri entegrasyonunu yapar. Çünkü ikisi farklı şeyler. CPIDS dediğimiz yine Integration Suite içerisinde bir tool mu peki? BTP platformunda. Yeterli aslında. Peki Integration Suite ile mesela oradaki aldığımız edition'lara dahil gelmiyor bildiğim kadarıyla. Harici bir paket gibi satıyor değil mi? Bu son söylediğim şey mi? Evet, CPIDS'ye soruyorum. Yani çok emin değilim. Aslında o da bir ETL. Yani müşterinin şunu anlaması gerekiyor. Bunun her müşterinin anlaması gerekiyor. Sen bir büyük veri göndereceksen ETL kullanmalısın. Veya ETL'e benzer bir tool kullanıyor olman lazım. Yani bu veriyi buradan bir şekilde ben harmonize edeceğim, çoklayacağım vesaire, şok olacak, bu olacak. Ama bu çok büyük bir veri diyorsan, bunun yani middleware dediğim katman bunun için değil. Middleware API'ni yönetir. Kota koyar. İşte loglamanı iyi sağlar. Onu monitör etmeni sağlar. Ama büyük bir transformasyonu için değildir. Onun için her şeyin, yani Oracle'ın veya başka şeylerin bir sürü tool'u var. Mesela BW'dan veri aktarıyorlar, örnek veriyorum. BW'dan veri aktarırken PO kullanmaz müşteri. Gider SRT kullanır. İşte STI kullanır. Yani çünkü onun yeri orasıdır. Bunu anlatmak gerekir müşteriye. Çok yani büyük veri transformasyonu yapmaya çalışıldığında ben müşterilere de özellikle zaten hani yeri gelmişken sorun için de teşekkür ederim bu arada. Ben bunu da anlatıyorum. Hani bu şekilde bir yerden bir yere çok az bir veri manipülasyonu yapacaksanız veya çok büyük bir veri varsa bunun için bir ETL tool'u bulalım. Biz bu ETL tool'uyla bu işi yapalım. PO bu değil, CPI bu işi yapmaz. Çünkü orada kavram karmaşası yaşanıyor. Bu middleware dediğimiz tool'lar asıl şeyi, olayı dediğim gibi çok fazla haberleşme protokolüyle senin elini güçlendirmek için aslında işte A yerinden B yerine bir sürü şekilde transformation yapıp haberleşme protokollerini kullanabileceğin yer. Ama en büyük verim var Oracle Database'indeki bu veriyi, işte anlık veya işte günlük ben buraya aktarmak istiyorum. Bunun yeri o değil.
Bunu bu şekilde müşteriyi ikna etmek gerekir. Anladım. Çok çok teşekkür ederim. Bir de şeyi soracağım. Pardon, iki tane daha tam bir sorum. Bu migration through integration süreç içerisinde henüz kullanma fırsatım olmadı. Merak ediyorum açıkçası. Ne derece kullanışlı veyahut da hani hali hazırda Pure'dan CPI'ye geçilecek bir projede ne kadar işimizi görüyor? Çok güzel bir soru sordun. Dün ve aslında benim ekipten de bugünkü arkadaşlarım migration tool'a ilk defa elimizi değdirdik. Öyle söyleyeyim. Bunun için bir cloud connector kuruyorsun, onu Pure'ye bağlıyorsun. Sonra migrate edeceğin entegrasyonu seçiyorsun vesaire. Basit senaryo için yapıyor. Bazen kafayı yiyebiliyor. Ama işte çok basit birebir veya işte çok küçük transformasyonlar olan, Java mapping olmayanları falan yapıyor. Ama dediğim gibi yapıp içine böyle küçük müdahale etme vesaire etmen gerekebiliyor. Gelişecek bir tool. Ben henüz %100 hazır olduğunu düşünmüyorum. Ama işte bu integration suite ile SAP'yi geliştirdikçe, artık müşterileri hadi buraya geçin dedikçe o tool'u da kesinlikle geliştirmek zorunda. Anladım. Güzel bir tool. Hani bir buçuk iki günde yapacağım bir entegrasyonu veya migrate edilen bir sıfırdan yapacağım bir entegrasyonu bir saatte, ben 4 saatte diyeyim, düzgün sinirlendirmeli ve düzgün çalışabilir hale getirebilirsiniz şu an. Yani öyle bir şey var yani. Yani şu haliyle bile işinizi birazcık kolaylaştırabilecek gibi gözüküyor. Yani sadece işte request mapping'i olan, response mapping'i olan, basit mapping'i olan entegrasyonları el değmeden yapamazsın demem. Çünkü ben illa kontrol edilmesi kanaatindeyim. Yani çünkü otomatize olan bir tool ne kadar doğru yapıyor bilemezsin. Ama yapıyor yani. Çok düzgün yapıyor mu yapmıyor mu o da değişiyor. Bazılarını çok güzel yapıyor. Denedim mesela, dün denedim. Bazılarını çok saçma yapıyor. Mesela REST adapter'ın conversion'ı çok saçma yapıyor. Ama SOAP'ı yapıyor, örnek veriyorum. Gibi. Anladım. Yani burada aslında daha tecrübeli abilerimizle aramızdaki bir konuşmada şöyle bir şey geçmişti. Haklı olarak mesela şöyle çekinceleri olabiliyor. İşte onu tekrar A'dan Z'ye kontrol etmeye harcayacağımız süre yerine sıfırdan yapmak daha az zaman alabilir veya alır mı almaz mı, aslında bunda böyle biraz havada kalan bir konu oldu. O yüzden merak ediyoruz. Yani brownfield bir proje yaptığını varsayıyorsan migration tool kullanabilirsin. Ama ben müşteriye daha düzgün hizmeti verebileceğim ve müşteri bunun bütçesine katlanır diyorsan sıfır isimlendirmeyle geliştirme yapmak tabii ki daha mantıklı. O müşteriye göre, tamam, yapacağın o projeye göre değişir. Yani ben şahsen de sıfırdan yapmayı tercih ederim ama migration tool özellikle ileride çok daha hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Şu an olmasa da. Hani müşteri bunun maliyetine de bakacak. Çünkü sen diyeceksin ki 100 tane integrasyon için ben 500 adam gün diyorum diyeceksin. Migration tool diyecek ki 100 adam gün. Müşteri niye 100 adam günü kabul etmesin? Gibi. Tabii, doğru. Tamamdır. Bir de son sorum. Bu error handling için integration suite tarafında ne gibi bir çalışma yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Veyahut da bununla ilgili nasıl bir araştırma yapmam gerekiyor? Neye ihtiyacım var tam olarak mesela? Aslında bu kavram benim için çok çok havada kalan bir kavram. Yani tam olarak hakim değil. Error handling olarak ne yapıyoruz? Yani şöyle mesela log tutuyoruz. Evet, logları takip edebiliyoruz ama error handling olarak neler yapılabilir kısmı benim kafamda çok fazla canlanamıyor. Bir tane, birazcık... bir tane use case anlatayım sana. Şimdi burada arkadaşlar asenkron entegrasyon örneği bilir misiniz bilmiyorum. Asenkron aslında veriyi gönderirsin, gitti mi, başarılı oldu mu vesaire bakmazsın. Use case anlatayım. Geçenlerde yaptığım bir tane entegrasyon. SAP'den 1.5 milyon 100 bin asenkron bir uç verdik integration suite'e. Karşımızda da bir tane senkron API var. API'ye gönderiyorsun. API hata alıyor veya işte exception fırlatıyor. Exception handling'de bu hata alan mesajı integration suite'in data store'una store edip başka bir entegrasyonla data store'unda mesaj var mı? Hadi bunu yeniden gönder, yapabiliyorsun mesela. Yani orada mail gönderme vesaire de yapabilirsin. Bak bu entegrasyon hata aldı gibi.
Bu şey çok güzel kullanışlı bir şey olmuş aslında orada. Ha, eksikleri var mı? Bence var. Orayı da geliştireceklerdi de. İşte böyle özellikle asenkron veya işte arkada yönetebileceğin işler vesaire gibi şeyler için veya işte REST Adapter'da şey var bilirsin. Custom Result yönetimi. Öyle şeyler için belki kullanılabilir ama benim canlı use case'im buydu. Alınan gönderemediğim veriyi data store'a at. Başka bir entegrasyonla data store'u oku, tekrar API'ye gönder. Hata mı aldı? Bir daha data store'a at, bir daha dene gibi bir yapı kurmuştu mesela. Aslında tam olarak anlattığınız senaryodaki gibi bir yapıya ihtiyacım vardı. Yani tam olarak bu benzer bir senaryo vardı. Diyelim 100 tane işte bir data yazıyoruz ve SAP'ye gönderiyoruz. Bunun arada kayıt atamadığı veriler için bir işte mail gitmesi gerekiyor. Veyahut da işte bu verilerde kayıt atılamadığı tekrar bu veriler için entegrasyon tetiklenmeli tarzında senaryolar olabiliyor. Aslında tam olarak örnek verdiğiniz şekilde çözülebilecek senaryolar. Tabii bu bir benim de şey var. JMS kullanımı da var. O kısmı da araştırırsan. O da çok güçlü bir tool yani. Kendi message var. CP. Evet. CP kendi message kuyruk yapısı da var. O da işleri bayağı iyileştiriyor. Tamam. Onu da araştıracağım. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık bu arada. Rica ederim. Rica ederim. Estağfurullah. İyi akşamlar. Şimdi. İyi akşamlar. Bir sorun daha var. Çok kısa bekleteceğim. Uğur'un bir yazılı sorusu vardı abi. Ona bir bakma şansın var mı? Ara katmanlar kullanılan bir sistem. Golden Gate benzeri sistemleri çözmeye çalışıyorum demiş. Bu entegrasyonlara ait detayları SAP üzerinden nasıl görüntüleyebilirim gibi bir soru sormuş. Çok genel mi bilmiyorum. Ara katmanları kullanıyorlar. Nasıl entegrasyon yaptıklarına göre değişir bu SAP'de. Yani SAP'ye database seviyesinde mi bir entegrasyon yapıyorlar, uygulama seviyesinde mi yapıyorlar? Database seviyesindeyse büyük ihtimalle sen şey yapamazsın, göremezsin. Yani orada arada kullandıkları tool'un loglaması falan olması gerekir. Evet evet, bir SRT gibi bir şey vardır veya bir ETL vardır. Böyle bu Golden Gate dediğinde büyük ihtimalle öyle bir şeydir diye varsayıyorum. İşte bu SRT sistemine girip onun loglama yeteneği varsa oradan görebilirsin. Yoksa SAP'de database'de öyle bir şey göremezsin yani. Anca database'de, bilmiyorum Burak sen burada belki daha iyi cevap verirsin. Yani database'de o veri atılan tabloya loglama açıp ne olmuş diye bakarsın belki de. Yani onun dışında SAP'nin kendisinden görebileceğin bir şey değil bu. Bu şekilde söyleyebilirim. Ama SRT sistemine erişim varsa orada büyük ihtimalle loglama vesaire vardır. Rica ederim. Evet Kaan, istersen sen tekrar sorunu sor, buyur. Son dönemlerde de ben BTP üzerine araştırmalar yapıyorum da özellikle normalde hani bizim SAP ABAP'ta yaptığımız entegrasyonlardan bir farkı var mı? Hani hiç BTP üzerine çalıştınız mı ya da hani ne tarz şeyler bekliyorsunuz? Mesela BTP ama üzerindeki bir BTP üzerindeki bir uygulama ile alakalı hani normal bu bittiğimiz sistemle ses gitti değil mi? Evet pardon, bir yerden bir noktada koptu. Şu an geliyor mu? Geliyor. Şu an iyi misin? Evet. Okay. Yani bunlar arasındaki fark var mı ya da hani gelecekte neler bekliyorsunuz? Bunu sormak istemiştim. Sorunun sorduğun kısmı duyamamışız biz. Tekrar edebilir miyim? Tekrar edeyim o zaman. Sesim şu an iyiyse. Yani normalde bizim SAP backend sisteminde yaptığımız entegrasyonlarla SAP'nin BTP çözümüyle yaptığımız entegrasyonlar arasında ne gibi farklar var? Ve hani gelecekte mesela özellikle bu yapay zeka işte data
işlemeleri vesaire, bu SAP biraz bunlar üzerine çok yoğunlaştı. Neler bekliyorsunuz hani mesela kendi açınızdan? Hani bir gelecek planınız vesaire var mı? Yani şahsi fikrim, AI kullanacaksam SAP kullanmam. Veya Big Data kullanacaksam henüz SAP kullanmam. Belki de şey yapar. Yani BTP çok büyük bir platform ama daha yani her şeyde olgunlaşamaz, anlatabiliyor muyum? Yani ben AI de yapıyorum, ben işte Big Data'cıyım, ben işte şunu da yapıyorum vesaire diyemez. Benim şahsi fikrim mesela Google'ın Big Data servisleri çok iyi. Yıllardır da çok iyi. Örnek veriyorum. Evet. Database'leri de çok iyi. Ben onu kullanmayı tercih ederim. Yani bunu SAP olarak bakmıyorum aslında. Mesela Cloud Foundry diye bir ortam şey diyoruz biz. Aslında Cloud Foundry dediğim şey nedir biliyor musun? Cloud Foundry, IBM, SAP, Google vesaire 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 bir sürü şirketin kurduğu bir kuruluş. Bu Cloud Foundry dediğimiz SAP Cloud Foundry aslında Google'da da yine bir Cloud Foundry var. Başka yerde de Cloud Foundry var. Bunların içerisinde yükli uygulamalar tabii ki var. İşte BTP'nin içerisinde birçok uygulama var. Hepsini kullanmış değilim. Zamanında Java, multi-tenant Java uygulaması geliştirmeyi denemiştim. Ne bileyim çok az CAP'e falan baktım. Ama işte AI işte vesaire kısmı ben o konuda çok yorum yapamam açıkçası. Çok şey olur. Tabii ki AI ile ilgileneceğim. AI ile yani ben eski şirketimde de ona benzer bir şeyler yapıyorduk. Yani ne bileyim AI algoritmaları falan öğrenmeye çalışıyordum. Aa benim matematiğim kötüymüş falan diyordum o zaman. Şu an kesinlikle daha kötüdür ama işin şeyi her şeyi SAP'de çok iyi yapacak diye bir durum olduğunu düşünmüyorum. Öte yandan BTP özelinde BTP'nin çok güzel tool'ları var. Entegrasyon özelinde. Bunun için Integration Suite diye bir tool şey yapmış, koymuş. Yani bu işte bizim ABAP'ta yaptığımız entegrasyonlar BTP'de karşılığı var dediğin kısmı çok anlayamadım. Orayı biraz daha açabilirsem cevap vermeye çalışıyorum sana. Ya hani şunu merak ettim aslında. Hani benim şu zamana kadar gördüğüm entegrasyon hep işte SAP'de biz SAP'den gelecek veriyi okuyalım. Bize işte şunları şunları gönderecekler. Biz bunları otomatik işte cevaplar kuralım vesaireydi. İşin BTP kısmını merak ettim. Hem de hani gelecekte acaba yani neler olur diye sormuştum. Hani aslında sorunun karşılığını aldım diyebilirim. Yani SAP var olduğu sürece, ERP sistemi var olduğu sürece, private cloud'da olsa, public cloud'da olsa sen orada job kuracaksın, merak etme. Ben siz kimsenin direkt SAP ERP alıp, yani çok büyük şirketlerden bahsediyorum. SAP tarafından yönetilecek bir ERP kullanacağını düşünmüyorum. Çünkü uyarlama yapman çok zor olacak. Geliştirme yapman çok zor olacak. Özellikle Türkiye şartlarında zehirli bir geliştirme olmadığını düşünsene. Yani API'lerle bir şeyler yapıyorsun falan diyorlar. Gerçek price dediğim şey bu aslında. Bu BTP'nin bir parçası oluyor. Orada işte şey SAP diyor ki benim API'lerim var. Bu API'leri vereceksin dış sistemlere. Dış sistemleri çağıracağın zaman da Integration Suite kullanacaksın. Integration Suite sana bunu sağlayacak diyor. Aslında bu ama şey yani en uçuk senaryo. Ben hiç kimsenin şu an en azından büyük şirketler için tekrar söylüyorum. On-prem ERP'sini bırakıp ben SAP'nin yönettiği cloud şeyde network'te olmayan SAP'nin direkt kendi sunucularında olan ERP kullanmaya başlayacağım demesi bana çok şey geliyor. Havada geliyor. Tabii illa yapan olabilir. Belki daha ucuzlar SAP yapmaya karar verirler ama Zeyli rapor yapmayacağım mı? Bilmiyorum. Belki Burak biliyordur. Zeyli rapor yapabiliyor musun öyle bir şeydi Burak? BTP üzerinde mi tam olarak? Hangi noktada? Yani şey olduğunu düşün. SAP'nin yönettiği bir ERP sisteminde. Yani cloud, gerçek cloud ERP sisteminde. Hı hı. Orada bir geliştirme yapabiliyor musun? Benim bildiğim yapamıyorsun. Public'te yapamıyorsun. Private'da kısıtlı olarak yapabiliyorsun. Private dediğin zaten başka bir network'te olan. Public Cloud'da yapamıyorsun. Ben Public Cloud'dan bahsediyorum. Private Cloud dediğin şey aslında bu. Hack'e bile Private Cloud diyorlar aslında şu an. Yani Rise'e geçiyorum. Nereye geçiyorsun? Sunucunu kendi lokalinden alıyorsun. SAP'nin söylediği bir yere koyuyorsun. SAP vesaireleriyle
sana hizmet veriyor falan filan ama aslında ön sistem yani baktığında. Şu an Rise'a geçen birçok müşteri SAP ERP'sini direkt taşıyor. Başka bir şey yapmıyor yani. Bu arada yanlış mı biliyorum ben private'da esneyiz. Public'te böyle kısıtlı bir şekilde sanki bir şeyler yapabiliyoruz diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ama private zaten kendisine ait olduğu için esnek bir kısıtlayıcı bir senaryo olmaması lazım. Sesim geliyor mu? Geliyor. Evet geliyor. Şey, public cloud'da senin bulunduğun işte sunucu diğer şirketlerle aynı ortamı paylaştığı için çok fazla şeye izin vermiyor. Structure change vesaire izin vermiyor diyor. Senin bu yaptığın geliştirme ABC şirketini de etkiliyor. Ancak ve ancak eğer sen kendi sunucunda değişiklik yaparsan diğer şirketlerin içinde bulunmadığı değişiklik yapabilirsin diyor. O da kısıtlı. Evet, bir kısıtlı bir şeyler yapıldığını biliyorum ama o, tabii ki detayını çok bilmiyorum. Ama private'da herhangi bir sıkıntı yok zaten. Kendi sunucun istediğin gibi. Evet evet ben de öyle biliyorum. Çok detaylı değil. Yani dolayısıyla birçok şirketin ben zaten public cloud'a geçeceğini düşünmüyorum. Public cloud'a geçsen veya private cloud'a geçsen bile işin sonunda bir yerde işte network'ten dolayı, şundan dolayı, bundan dolayı SAP sana integration suite kullan kardeşim diye zorlayacak. Şu an bile başladı bunu yapmaya. Bayağı süremiz geçti. Benim de aklımda aslında bayağı bir soru var ama arkadaşlar öncelik verdim. İstiyorsan abi son bir soru alalım. Sonra olur. Hiç sıkıntı yok benim için. Varsa son soru arkadaşlar alabiliriz. O arası şunu sorayım daha genel. Şu an en çok entegrasyon kullanan firma hangisidir abi baktın mı? Ya da en çok kullanan entegrasyon, en çok entegrasyona sahip firma kaç entegrasyon adeti vardır? Belki çok saçma bir soru da olmuş olabilir. Yani şimdi bizde bu entegrasyon derken mesela bir function gruba bir entegrasyon dediğimiz yerler de var. Mesela 8 tane fonksiyon yapmışsın. Sen bunu 8 entegrasyon mu diyorsun? 1 entegrasyon mu diyorsun? Anladım. İyi ayırayım. Sayı da öyle değil. Ama genel olarak böyle 2000 yani 2000 tane gruplanmış ve ayrı olan şirketler var. Bu Amazon'dur. 2000 entegrasyon. Tarzı firmalardan mı bahsediyoruz? Herhalde entegrasyonun en çok yoğun olduğu. Yok Türkiye'de. Onlardır. Türkiye'de. Tabii. Holdingler. Biz holdinglerle çalışıyoruz. Değil mi? 2000 tane ayrı ayrı gruplanmış ya da bireysel entegrasyon kullanıyorlar. Yani gruplanmış da olabilir, bir tane de olabilir. Bilmiyorum hani çok şeyini ama evet 2000 tane falan. Şimdi bunu böyle bir şey olduğunda entegrasyon sunucusuna ihtiyacın var işte. Anladın mı? Anladım. Detaylandım. Çünkü envanterini tutamazsın. Yani benim gördüğüm 2000, belki daha fazla olan da vardır. Mesela yurt dışı projelerinde integration suite vesaire yaptığımız zaman da oldu. Onlar çok az entegrasyon yapıyorlar. 30-40 tane entegrasyon yapıyorlar. Mesaj sayısı böyle şey ayda 5000 falan. Bizim özellikle bu retail vesaire şey yapın müşterilerimizde o kadar çok mesaj geçiyor ki aslında bir de ondan bahsetmek istiyordum. SAP'nin en çok zorlanacak kısmı integration suite'e geçerken. Çünkü mesaj bazı lisanslandırma yapıyor dedim ya. Evet. Adam ayda 50 milyon mesaj geçiyor mesela sisteminden. Şimdi SAP'nin standart fiyatlandırmasına baktığında ayda 50 milyon mesaj böyle 40 bin euroya falan denk geliyor. Ayda 40 bin euro. Hiçbir müşteri bunu kabul etmiyor. Hiç. Ben ki öyle devam ederim o zaman der. Ayda 40 bin euro, yılda 500 bin euro. 500 bin euro ne kadar ediyor şu an? Hesaplamıyorum. Çok, çok para ediyor evet. Yani. Gibi düşünebilirsin. Çok fazla mesaj geçen çok fazla şey de var, sistem de var. Özellikle dediğim gibi son kullanıcıya, ne bileyim, hitap eden, e-ticareti yüksek olan şeylerin, müşterilerin hem entegrasyonları fazla hem mesajları fazla. Gibi düşünebilirsin. Onlar ne yapacak? CPA'yı kullanmayacak mı o zaman entegrasyon suite'i? Maliyeti çok fazla. SAP indirim yapacak. SAP indirim yapacak. İndirim yapacak. Mecbur. Yoksa kazanamayacak çünkü, müşteriyi. Ya ben şöyle söyleyeyim. Daha geçen sene PI kullanan bir şirket gördüm. Adamlar 2011'de kurmuşlar sistemi. Hiç upgrade falan yapmamışlar. Diyorum ki bunun lisansına şey bakım bitti. Ha bitti ama biz kullanıyoruz diyorlar. Bu da gidecek yani kötü anlatabiliyor muyum? Sonuçta evet. SAP gidip o sistemi kapatmıyor.
Kullanabiliyorsun o sistemi. Ya sadece upgrade edemiyorsun. Veya SAP diyor ki ben destek vermem kardeşim diyor. Ama adamlar yani artık 2013 demine, 2014 demine şey bitti o versiyonu. Adamlar kullanıyor yani on senesi. Hiçbir oynama yapmıyor. Belki de ona gidecek bu artık. Anladım. Evet arkadaşlar, var mı son sorumuz? Bayağı Faruk Bey yorduk. Son bir soruyu istiyorsanız günü kapatabiliriz. Herhalde çok da... buyur abi. 3-4 soru daha gelirse Faruk abi İBAN atacak artık. Hakkıdır. Ben bizim şirkette şey yapıyorum. Ekip arkadaşlarım soru sorunca 5 lira diyorum. Tabii ki karşılığı olmuyor ama. Onların da bir kısmı burada. Selam arkadaşlar. Yani başka sorusu olan yoksa ben çok teşekkür ederim. Ben çok keyifli oldum. Belki ileride başka bir konuyla başka bir zamanda tekrar konuşabiliriz. Ben de tekrar bir araya gelmek isterim. Çünkü hem yazılı sorularım kaldı hem sözde aklımda beklettiğim sorularım vardı. Ama seni daha fazla yormak istemiyorum. Vallahi tekrar... Yok sıkıntı yok. Sorun varsa cevaplarım tabii ki. Yok ama bunu dediğim gibi başka bir session'da ben yine seni tekrar kapını çalmayı düşünüyorum. Tamamdır. Tamam, gerçekten emeğin için, vaktin için. Fiziksel olarak olmadı ama geldin. O kadar teşekkür ederim. Vallahi çok keyifli oldu. Ben de çok teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.